Türkiye, Kurtuluş Savaşı'nın yaralarını henüz saramamışken başka bir buhranın içerisine düşmüştü. İkinci Dünya Savaşı patlak vermiş, dönemin hükümetinin tedbir amaçlı aldığı önlemler yoksul halkın belini hepten bükmüştü. Anadolu yaralarını saracak vakti bir türlü bulamıyordu. Yoksulluğun pençesine düşen ailelerden birisi de Giresun Alıcıra asıllı Şirin ailesiydi. Ailenin 1949 yılının Kurban Bayramı arifesinde bir çocukları dünyaya geldi. Annesi evladını kucağına aldı ve kulağına ismini fısıldadı. Çok güzel bir günde doğdun oğlum. Arife gününde. Adın Arif olsun. İki cihan harbinin açtığı yaraların ortasında doğan Arif'i de bir savaş bekliyordu. Onun savaşı yoksulluğa ve günden güne halkından uzaklaşan beylere karşı verilecekti. Silah yerine omzuna sazını atacak, eli avuca sığmayan meydanlarda türkülerini seslendirecek ve ezilenlerin sesini haykıran bu şaire milleti Ozan Arif diyecekti. Merhaba, merhaba, yine merhaba. Sen susma Allah aşkına! Beni de! Beni de! Beni de anlat! Duvar yıkık, tavan çökük, cam çerçeve kırık dökük, terk edilmiş boynu bükük, bu ev benim doğduğum ev. Anadolu'nun o yıllarda doğan birçok evladı gibi Ozan Arif de harabe gibi bir evde doğmuş ve gözünü yoksulluğa açmıştı. Annesi Fadime Hanım'la arasında sadece 17 yaş vardı. Doğduğunda babası Mehmet Bey askerlik görevindeydi. Mehmet Bey 4 yıllık askerlik görevini bitirdiğinde Arif yürüyen bir çocuktu. Annesinin yanından bir an olsun ayrılmıyor, her işte onunla beraber koşturuyordu. Kozak toplamayı, odun yüklemeyi, ot biçmeyi, sap yapmayı annesinden öğrenmişti. Annesinin ise tek hayali çocuğunun okuması ve bu hayattan kurtulmasıydı. Annesinin ısrarları karşılık bulmuş, Arif ilkokula başlamıştı. Lakin ailenin yoksulluğu yüzüne yansıyordu. Üstü başı perişandı ve bu sebepten öğretmeninin dikkatini cezbedememişti. Kendisiyle ilgilenilmemesi onu okuluna küstürmüştü. Bu kötü hadise hayra vesile olacak ve onun hayatını değiştirecekti. Yeni öğretmeni Nazmiye Kırca, ondaki edebiyat ve resim yeteneğini kısa zamanda keşfetti. Onunla özel ilgileniyor, edebiyat ve resim alanında da uğraşması için teşviklerde bulunuyordu. Hayatı bir anda değişmiş ve kararını vermişti. Okuyacak, yeni eserler üretecekti.
Okuluyla barışan Ozan Arif'in tahsil hayatını devam ettirebilmesi için önünde tek bir engel kalmıştı. Ekmeğini eline alana kadar yoksulluğa dayanabilmek. Fakat yoksulluk gün geçtikçe dayanılmaz bir boyut alıyordu. Dedesi öldükten sonra babasının omuzlarına kardeşlerinin yükü de binmişti. Samsun'da, tek göz odada, annesi ve kardeşleriyle beraber kalıyor ve yere serdikleri çuvalların üzerinde yatıyorlardı. Annesi Fadime Hanım, süt bulamadığı zamanlarda suya şeker katarak çocuklarını beslemeye çalışıyordu. Ozan Arif bir gün annesine, "Anne, beyaz olan güzel oluyor ama su gibi olan hiç güzel olmuyor," diyecek ve o sözü annesinin içinde hep bir yara olarak kalacaktı. Arif her gece duvar dibinde yatıyor, duvardan damlayan rutubet yüzünden güne sırtı sırılsıklam uyanıyordu. Ve bu durumu annesinden saklamıştı. Annesini üzmek istemiyordu. Ciğerlerinin iflas ettiğinin farkında değildi. Durumu okulunda yapılan tetkik sonrası anlaşıldı. Hemen Samsun Hastanesi'ne kaldırıldı. Fakat Samsun'da tedavi görmesi o günün şartlarında imkansızdı. Tedavisi İstanbul'da devam edecekti. Ve bu onun ilk gurbetiydi. Tedavisi tam 2 yıl sürmüştü. 2 yıl içerisinde sadece babası bir kez ziyaretine gelebilmişti. Orada bağlama çalmayı öğrendi. Hastane avlusunda söylediği türküler hep yaşından büyük türkülerdi. En çok seslendirdiği türkü hastane önünde incir ağacıydı. Söylediği her türkü, yazdığı her şiir annesine duyduğu özlemin bir yansımasıydı. Hastane önünde incir ağacı, annem ağacı. Doktor bulamadı bağlacı, annem. Doktor bulamadı bağlacı, annem ilacı. Baş tabip geliyor zehirden acı, annem uyacı. Ortaokula yaşıtlarından 2 yıl geç başladı. Kendisinden yaşça küçük çocuklarla okumak zorunda kalmasını umursamadı. Ne olursa olsun, yoksulluğa boyun eğmeyecek, okulunu bitirecekti. Daha o yaşlarda çağını sorgulamaya başlamıştı. Resim dersinde herkes dağ, güneş resmi çizerken, o bayram günü çocuğuna elbise alamayan bir babanın resmini çizmişti. Bu durum öğretmenlerin gözünden kaçmadı. Onun şiir yeteneğinin farkındaydılar. Arif için broşürü andıran bir şiir kitabı hazırladılar. Bu sayede hem tahsili için bir miktar maddi katkıda bulunacaklar, hem de öğrencilerine şiiri sevdireceklerdi. Öyle de oldu. Öğrenciler kitabı sevdi ve satın aldı. Sadece bir kız öğrenci şiirlerini onun yazdığına inanmamış ve "bu yaşta o şiirleri nasıl yazsın, kesin babasına yazdırıyordur" demişti. O öğrenci Ozan Arif'in ileride hayatını birleştireceği Süheyla Hanım'dı. Öğretmenleri kitabın kapağına omzunda bağlamasıyla bir resmini koymayı da unutmamışlardı. Onun adı artık Ozan Arif'ti. Ortaokulu bitiren Ozan Arif'in önünde 2 seçenek vardı. Askeri liseyi de öğretmen okulunda kazanmıştı. Onun tercihi öğretmen okulundan yana oldu. Bir an önce meslek sahibi olup ekmeğini eline almak istiyordu.
Annesi de dört gözle o günü bekliyordu. Öğretmen okuluna yazıldı. O yıllarda toplumsal meselelere de ilgisi artmıştı Ozan Arif'in. Toplumcu, halkçı bir insandı. Ve gelir dağılımındaki adaletsizlikten de rahatsızdı. O yıllarda gençlerin tek bir kanı önderi vardı. Mustafa Kemal Atatürk. Gençler 1961 Anayasası'nın kendilerine tanıdığı geniş hakların tadını çıkartıyor, toplumsal meseleler üzerine uzun uzun tartışıyorlar ve yer yer barışçıl yürüyüşler düzenliyorlardı. Gençliğin büyük çoğunluğu aynı söylem üzerinde birleşmişti. Atamızın devrimlerini yaşatacağız. Ozan Arif de bu rüzgardan etkilenmiş, okulun her etkinliğinde en ön sırada yer tutmuştu. Spor vazgeçilmezdi. Tiyatroya da merak salmıştı. Bir taraftan resim yeteneğini geliştirmeye çalışırken, diğer taraftan şiirler, makaleler ve öyküler kaleme alıyordu. Öğretmenlerinin dikkatini en çok yazarlık yeteneği cezbetmişti. Özellikle 1938'in 10 Kasım'ı başlıklı yazısı öğretmenlerini çok duygulandırmıştı. Ozan Arif yazısında "Ölen sen miydin yoksa biz miydik atam?" diyordu. O gün Yavuz'un bacasından çıkan duman kapkaraydı. Çıkardığı ses hıçkırık gibi kısa kısa ve acıydı. Onda giden ölü Atatürk müydü? O mu ölmüştü yoksa biz mi ölmüştük? 1965 yılından sonra Atatürk sevgisinde birleşen gençlere sanki bir sihirli değnek değecek, kutuplaşma hızla artacak ve o gençler içerisinde samimiyetini yitirmeyenlerin tekrar Atatürk çizgisinde buluşması için tam 45 yılın geçmesi gerekecekti. Peki ne olmuştu? Şimdi sizi 1965'ten 1976 yılına kadar kısa bir yolculuğa çıkarıyoruz. ...1965 seçimleri CHP için hüsran, AP ve TİP içinse zaferle sonuçlanmıştı. Türkiye İşçi Partisi seçim çalışmalarında siyasete bir yenilik getirmiş, ilk defa bir parti meydanlara müzikle inmişti. Meydanlarda Tülay German'ın seslendirdiği Yarının şarkısı halkla beraber söyleniyor. Müziğin kitlelerde yarattığı coşku heyecanla izleniyor. Olmalı özlemi söyleyen bu koyu günlerden yarına sesler. Türkiye İşçi Partisi'nin bu hızlı yükselişi CHP'yi telaşlandırmış ve CHP sol oyları kaybetmemek için meydanlara ortanın solu sloganıyla inmişti. Demokrat Parti'nin mirasını devralan Adalet Partisi, dinin toplum üzerindeki etkisini çok iyi biliyordu. Ortanın solu, Moskov'un yolu sloganıyla meydana inen Adalet Partisi, tüm seçim planını muhafazakar seçmen üzerine kurmuştu. Adalet Partisi %53 oyla seçimin galibi olmuş, büyük bir başarıya imza atmıştı. Bu başarı 60 ihtilaliyle son bulduğu sanılan tartışmaları da tekrar hortlatacaktı. Türkiye 9 Nisan sabahına kan donduracak bir haberle uyandı. Gericiler baltalarla Atatürk büstüne saldırıyorlardı. Cemaatlere verilen tavizler gericiliği yeniden hortlatmıştı. Gençler bir anda sokaklara fırladı ve eylemlerini aralıksız sürdürdüler. Hedeflerinde Adalet Partisi vardı. Seçimden zaferle çıkan bir diğer parti, Türkiye İşçi Partisi'nde ise başarı bölünmeyi beraberinde getirdi. Sosyalist mücadele mecliste verilemez diyenler, üniversitelerin fikir kulüplerinde örgütlendiler.
Artık birçok genç Kemalizmi sosyalizme giden yolun ilk adımı olarak görüyordu. Ve bu yolun önündeki en büyük engel Amerikan emperyalizmiydi. Türkiye'nin solunda bu tartışmalar sürerken sağ kesimin Merkez Partisi konumundaki Adalet Partisi de gençlik faaliyetlerine hız vermişti. Siyasal İslam Adalet Partisi'nde kümeleniyordu. İslamcı yazar Necip Fazıl Kısakürek, 8 Nisan 1968 tarihli Bugün gazetesinde yayınlanan yazısında Demirel'i neden desteklediklerini şu cümlelerle anlatacaktı. Allah dostlarını müsbet bir aksiyonla hoşnut ettiği için değil, Allah düşmanlarını durduğu yerde çatlattığı için. İyi eser verdiği için değil, kötü eser hazırlayanlara zemin açmadığı için. Kendi kendimize kalacağımız ve hesap göreceğimiz güne kadar ince bir lüzum olabilir. İşte bütün bunlar için Demirel'i tutmak lazım gelmektedir. Türkiye'nin en büyük öğrenci örgütü Milli Türk Talebe Birliği'nin başkanlık koltuğuna da siyasal İslamcı İsmail Karaman getirilmişti. Türkiye Komünizmle Mücadele Derneği'nin başındaysa Adalet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen İlhan Egemen Darendelioğlu vardı. Darendelioğlu, Atatürkçü olmanın birinci önceliği Batı emperyalizmine karşı mücadele vermektir diyen solun aksine Atatürk'ün sağcıdan daha sağcı olduğunu iddia ediyordu. Türkiye 1968'e yürürken iki kesimde kendi Atatürk'ünü yaratmıştı. Bir taraftan Adalet Partisi, diğer tarafta sol yapılanmalar. Türk gençliği iki kutbun arasında sıkışıp kalmıştı. Kimisi tarafını belirlemiş, kimisi ise üçüncü bir yol arıyordu. Ozan Arif de üçüncü bir yol arayan gençlerdendi. Ne tuhaftır ki ona üçüncü yolun kapıları yolda yürürken açılacaktı. Samsun Cumhuriyet Meydanı'ndan evine doğru giderken Samsun Yıldız Sineması'na doğru yürüyen bir grup insan gözüne ilişti. Kalabalığın büyük çoğunluğu gençlerden oluşuyordu. Arkalarına takıldı. Yıldız Sineması'nda toplantı yapılacağını öğrenince daha da meraklandı. Kalabalığın en önünde yürüyen isim, gençlerin albay diye hitap ettiği Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş'ti. Ozan Arif, kavgalarla, itirazlarla dolu bir hayata ilk adımını attığını elbette o an bilmiyordu. Zira korkulan olmuştu. Gençler arasındaki kutuplaşma ilk acı meyvesini vermişti. Ölüm haberi Ankara Üniversitesi'nden geldi. İlk defa bir öğrenci olayında silah çekilmişti. Vurulan gencin ismi Ruhi Kılıçkıran'dı. Kılıçkıran 4 Ocak 1968 tarihinde kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu. Türk gençliği hızlı bir karanlığın içerisine doğru sürükleniyordu. Kahrolsun Amerikan emperyalizmi. Solun her eyleminin baş sloganıydı bu slogan. 15 Temmuz 1968 tarihinde kahretmek istedikleri Amerika'nın simgeleşmiş kuvveti 6. filo, Dolmabahçe sularına demir atınca kıyamet koptu. Gençler anında sokağa döküldü ve üniversitelerin fikir kulüpleri 17 Temmuz tarihinde büyük bir miting düzenleme kararı aldı. 17 Temmuz'da düzenlenen mitingde müthiş bir öfke vardı. Gençlerin öfkesi arttıkça iktidarın baskısı ve onun sonucunda polisin şiddeti de artıyordu. Nihayetinde şiddet ölümü getirdi. Polisin İstanbul Teknik Üniversitesi yurduna düzenlediği baskın sırasında ikinci kattan atılan Vedat Demircioğlu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaşam mücadelesi sadece bir hafta sürdü. 6. filo, Türkiye'de daha fazla karışıklığa yol açmamak için Türk karasularından ayrıldı. Fakat geri dönecekti ve bu defa
ortalık daha da karışacaktı. 10 Şubat 1969 tarihinde 6. filo tekrar Türk karasularında göründü. Bu defa adres İzmir'di. Ortalık yine ana baba gününe döndü. Solcu gençler sendikalarla anlaşıp 16 Şubat'ta Taksim Meydanı'nda büyük bir miting düzenlemeye karar verdi. Fakat bilmedikleri bir şey vardı. Bu defa siyasal İslamcı gruplar da hazırlık içerisindeydi. 14 Şubat tarihinde Türk Talebe Birliği Başkanı İsmail Kahraman önderliğinde Komünizmle Mücadele Derneği'nin de desteği alınarak Cuma namazı çıkışında bayrağa saygı mitingi düzenlendi. 6. filo karşıtı eylemlere katılanlara gereken dersi vereceklerini ilan ettiler. 16 Şubat sabahı büyük bir coşkuyla başlayan miting, siyasal İslamcı grupların taşlı sopalı saldırısıyla birdenbire savaş alanına döndü. Bilanço ağırdı. 2 ölü, 100'den fazla yaralı. Türkiye, 6. filo eylemlerinde yaşanılanları hazmedememişken, bir başka olay iplerin yine gerilmesine sebep oldu. Bu defa ölüm haberi Ankara'dan gelmişti. Sol görüşlü öğrenci Taylan Özgür, polis kurşunuyla sırtından vurularak öldürülmüştü. Taylan Özgür'ün ölümünün ardından gerçekleşen iki öğrenci ölümü, muhalefeti ve orduyu ayağa kaldırmaya yetti. Öldürülen öğrencilerin ismi Mehmet Büyüksevinç ve Battal Mehetoğlu'ydu. Bu defa silah Milli Türk Talebe Birliği ve Milli Mücadele Derneği'nde kümelenmiş nurcuların elindeydi. Öğrenci ölümlerinin ardından 69 denizci subay, gençlere sıkılan kurşun aslında Mustafa Kemal'e sıkılıyor diyerek tavrını gösterdi. Gözler muhalefet lideri İsmet Paşa'ya yönelmişti. İsmet Paşa gördüğü manzarayı tek cümleyle özetledi ve bir nevi askerlere sahip çıktı. Her gün 31 Mart'ı yaşıyoruz. İsmet Paşa'nın gericilere de aşırı sola da söyleyecekleri vardı. Her gün bir 31 Mart içinde yaşıyoruz. Tabii boğuşma patladığı zaman bildiğimiz 31 Martlar bu yeni gelecek yanında oyuncak kalacaktır. Aşırı sağ teşebbüslerinin hepsini hükümetin himayesi ve müsamahası altında bulunduğu kanısıyla yapıyor. Bu kanıyla hareket ediyorlar ve hükümet idaresi bu kanıyı düzeltecek bir şey yapmıyor. Bu irticadır denilemiyor. Bunu dedirtemedim. Denmiyor. Aşırı sol ne istiyor? Aşırı sol, bu demokratik rejim uydurmadır diyor. Bu demokratik rejimden kurtulmak lazımdır diyor. Kurtulup ne olacaksın? Diyorlar ki, demokratik rejimden kurtulacaksın, Atatürk rejimi asıl o zaman gelecek. Atatürk namına yapılacak bu. Ondan sonra asıl hedefleri neyse karma karışık bir hayat içinde o hedefe doğru memleket sürüne sürüne çürüyüp gidecek. Çoğu öğrenmeyi bir köşeye itip bir üniversitenin veya bir yüksekokulun bir sınıfında 8 defa kalmış ilk sınıflarda sürünmekten öteye geçememişlerin öğrenci hareketleri idareciliklerinden elleri mutlaka çektirilmelidir. Askerin tutumu ve İsmet Paşa'nın keskin tavrından sonra Adalet Partisi siyasal İslamcılarla arasına mesafe koymak zorunda kaldı. Onlar 1970'e gelindiğinde kendi partilerini kuracaktı. Milli Nizam Partisi. 1969 yılında Türk siyasetinde bir değişiklik daha gerçekleşmişti. Alparslan Türkeş liderliğindeki Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ismini Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirdi. İdeolojileri yine Alparslan Türkeş'in yazdığı 9 Işık kitabıydı. 9 Işık ilk kez
1965 yılında 16 sayfalık bir kitapçık halinde yayınlanmıştı. Sağ kesimden ziyade sol kesimin önde gelen isimlerinden Doğan Avcıoğlu ve Mümtaz Soysal, 9 Işık'a sempatiyle bakmışlar, beraber çıkarttıkları Yön dergisinin kapağına Türkeş nedir, ne değildir başlığıyla Alparslan Türkeş'i taşımışlardı. Yazıda Türkeş'in ilkeleri irdelenmiş, olumlu eleştirilmişti. İşin aslı 9 Işık iktisadi yönden sola daha yakındı. Fakat ülkücüleri soldan ayıran bir düşünce farkı vardı. Onlara göre Türkiye'nin sosyalizme yönelmesi Sovyet sömürgesi olması demekti. Ve siyasal İslamcıların sahneden çekilmesiyle iki grup üniversitelerde baş başa kalmıştı. Ülkücüler ve solcular. Sloganlar, boykotlar, üniversite işgalleri. İki grubun da birbirine kesinlikle tahammülü yoktu. Mehmet Büyük Sevinç'in ölümünden sonra solun silahlı militanları da ön plana çıkmıştı. Artık aşırı solun büyük kısmı devrimin silahla gerçekleşeceğine inanıyordu. İşte o silahlardan bir tanesi 10 yıl boyunca sürecek bir kavganın fitilini 23 Mart 1970 tarihinde ateşledi. Ülkücü öğrenci Süleyman Özmen öldürülmüştü. Türkiye Süleyman Özmen cinayetinin şokunu atlatamamışken çok değil, 20 gün sonra bir başka ölüm haberiyle sarsıldı. Bu defa kurşun siyasetle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir isime değmişti. Ülkücüler ve solcular arasında çıkan çatışmanın ortasında kalan Asteğmen Doktor Necdet Güçlü başından vurularak şehit düşmüştü. Güçlü, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli ortopedisyendi. Cinayeti iki kesimde üstlenmek istemedi. Kurşun, ülkücülerin silahından çıkmıştı. Çatışmaysa solcuların iki ülkücü öğrenciyi rehin alması sebebiyle gerçekleşmişti. İki kesimde günlerce birbirini suçladı. Ülkücü öğrenci İbrahim Doğan cinayetin faili olarak tutuklandı. Solcuların ve ülkücülerin birbirlerine duydukları öfke artık doruk noktasıydı. Öfkenin nasıl cinnet haline dönüşebileceğini Türkiye 8 Haziran 1970 tarihinde öğrendi. Ülkücü kimliğiyle tanınan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencisi Yusuf İmamoğlu, solcuların açtığı yaylım ateşi sonucu yaralanmıştı. Aldığı yara ağırdı. Fakat yaşama imkanı vardı. Ne yazık ki ambulans solcu gençler tarafından fakülteye sokulmadı. İmamoğlu'na yardım etmek isteyen üniversite görevlileri de silahla tehdit edilerek İmamoğlu'nun yanına yaklaştırılmadı. İmamoğlu yarım saat süren yaşam mücadelesinden sonra kan kaybından hayata veda etti. Yusuf İmamoğlu'nun cenaze törenine binlerce ülkücü katıldı. Öfke had safhadaydı. Ünlü edebiyatçı Emine Işınsu, Yusuf İmamoğlu cinayetini Devlet Dergisi'nin 15 Haziran 1970 tarihli sayısında şöyle anlatmıştı. Doğrudur tabii. Kardeş kavgası felaket getirir. İyi ama kardeş nerede ki? Yusuf İmamoğlu'na kıyanlar bırakın kardeşliği, herhangi bir düşmanın bile haysiyetinden uzaktırlar. İmamoğlu'nun şehit edilmesi olayında öyle bir hainlik var, öylesine anlaşılmaz ve anlatılmaz bir kim var ki, vahşetin her türlüsünün mumlarıdır. Gazetelerde okuduğum vakit inanmak istememiştim. Sonra araştırdım. Meğerse doğruymuş. İmamoğlu hemen ölmemiş. Çevresinde yavaş yavaş büyüyen bir kan gölcüğü yatıyormuş. Hastaneye haber salınmış. Derhal ambulans göndermişler ve birileri çıkmış. Fakültenin kapılarını tutmuş. Ambulansın yanına gitmiş. Can kurtarmaya gelenleri önce paylamış, sonra da kovmuşlar. Kim çağırdı sizi? İhtiyacımız yok, dönün. Ve Yiğit Yusuf,
öz vatanında garip Yusuf, kanını tükete tükete dünyasını da değiştirmiş. Canavarlık mı bu? O bile değil. Çirkin, küçültücü, insanı insanlığından utandıran, utandırıcı bir şey. 22 Ağustos 1970 tarihinde bir ölüm haberi daha gazete manşetlerindeydi. Bu defa öldürülen isim bir sendika başkanıydı. Yapı İşleri Sendikası Genel Başkanı Necmettin Giritlioğlu şirketin servis şoförü tarafından vurularak öldürüldü. Cinayetin grevi kırmak için patronlar tarafından tertiplendiği iddia edildi. Giritlioğlu'nun katledilişi solu hepten öfkelendirmişti. Artık karşılarında olan her kesimi Amerikan uşaklığıyla ve patronların kölesi olmakla suçluyorlardı. Öfkelerinin yöneldiği ilk adresse sosyalist devrime en sert tepkiyi gösteren ülkücülerdi. Öfke, acı yüzünü bir kez daha Ankara'da göstermişti. Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi Dursun Önkuzu pompayla ciğerlerine hava basılarak öldürülmüş, sonrasındaysa okulun ikinci katından atılmıştı. Artık ülkücülerin dilinde de intikam yemini vardı. Kısa zaman sonra siyasal İslamcı bazı isimlerde komünizmle mücadelenin merkezi haline gelen ülkücü harekete dahil olacak, siyasal İslamcıların söylemleri de ülkücülerin söylemlerinin içerisinde yerini bulacak, ülkücülerin de solcuların da pankartlarında sadece öldürülen gençlerin isimleri ve intikam sloganları yazacaktı. Pankartlardan ve afişlerden Mustafa Kemal Atatürk'ün resimleri, sözleri silinmişti. Kısa zaman önce Atatürk sevgisiyle sokaklara dökülen gençler, taşlarla, sopalarla ve yer yer silahla birbirine saldırıyordu. Kavga başlamıştı. İki taraf da halka bir an önce ideolojilerini kabul ettirmek istiyordu. Ve iki taraf da biliyordu ki halka inmenin en kolay yolu edebiyat ve sanattı. Ülkücülerin önde gelen romancıları Tarık Buğra, Mustafa Necati Sepetçioğlu ve Emine Işınsu'ydu. Solcuların ise Yaşar Kemal'i, Kemal Tahir'i ve Fakir Baykurt'u vardı. Fakat bir noktada sol ülkücülerin çok önündeydi. Tülay German'ın Yarının Şarkısı eseriyle müziğin toplum üzerindeki etkisini fark etmişler ve müziğe ayrı bir önem atfetmişlerdi. Ruhi Su, Selda Bağcan ve Aşık İhsani önde gelen sanatçılarıydı. Sol kesimin her eylemi şarkılarla, türkülerle geçiyor, eylemler bir nevi şölene dönüşüyordu. Ülkücülerin tertiplediği programlardaysa bazı zamanlarda sadece Türk sanat müziği icra ediliyordu. Ülkücülerin aydınları, kanı önderleri eksikliğin farkındaydı ve bir arayış içerisindeydiler. İşte tam da böyle bir ortamda bazı ülkücü derneklerde bir söylenti yayıldı. Anlatılanlara göre şiir yeteneği oldukça güçlü bir öğretmen, köy ve ilçelerde ülkücülerin tertiplediği küçük programlara katılıyor ve ülkücü ideolojiyi halka türküleştirerek anlatıyordu. Söylentinin bir rivayet değil, gerçek olduğu kısa zaman sonra anlaşıldı. Artık herkesin aklında tek bir soru vardı. Kimdi bu Arif öğretmen? Ordu ultimatom verdi. Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan yakalandı. Sıkı yönetim ilan edildi, öğrenci dernekleri yasaklandı.
İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Efraim Elon KHKPCM insanları tarafından kaçırıldı. Profesör, yazar ve sendikacıların da olduğu 427 kişi gözaltına alındı. Laiklik karşıtı propaganda yaptığı gerekçesiyle Milli Nizam Partisi kapatıldı. İsrail İstanbul Başkonsolosu Efraim Elon ölü bulundu. Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu cephesi liderleri Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde öldürüldü. Türkiye Halk Kurtuluş Partisi cephesi kurucu militanı Mahir Çayan öldürüldü. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edildi. CHP Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa Bülent Ecevit seçildi. Genel Başkan İsmet İnönü görevinden istifa etti. Ozan Arif hakkında konuşulanlardan habersizdi. Sakin bir yaşantısı vardı. Büyük şehirlerde gün geçtikçe büyüyen olaylar henüz taşraya tam anlamıyla sirayet etmemişti. 1972 yılında kendisi gibi öğretmen olan Süheyla Hanım'la hayatını birleştirmişti. 1973 yılındaysa oğlu Mehmet Alp dünyaya gelmişti. Öğretmenlik mesleğini Samsun'un Kara Oyunca köyünde icra ediyordu. Boş vakitlerinde ata biniyor, bazen bir ağaç gölgesinde, bazen bir dere yamacında şiirler yazıyordu. Mesleğine aşık olmuştu. Birçok öğretmenin aksine mesai dışındaki saatlerinin büyük çoğunluğunu öğrencilerine ayırıyordu. O saatlerde sazını eline alıyor, öğrencilerine türküler söylüyor ve yorgunluktan bitinceye kadar öğrencileriyle top oynuyordu. Hiç şikayetçi olmasa da bu durum en çok Süheyla Hanım'ı yoruyordu. Eve sıklıkla üstü başı toz toprak, kanter içinde gelirdi. O an anlardım ki yine öğrencileriyle top oynanmış. Çocukları onun kadar seven başka bir insan var mıdır diye düşündüğüm zamanlar çok olmuştur. Ozan Arif'in çalışkanlığı okulunu denetlemeye gelen müfettişlerin de dikkatini çekmişti. Sürekli takdir kazanıyor, örnek öğretmen seçiliyordu. O, mesaisi olduğu günlerde öğretmen Arif, hafta sonları ise Ozan Arif'ti. Hafta sonları ülkücü derneklerinin hazırladığı programlara katılıyor, türkülerini söylüyordu. Ülkücüler müziğin ve şiirin toplum üzerindeki etkisini şimdi solu izleyerek değil, kendi gecelerinde yaşayarak görüyorlardı. Ozan Arif'in çevresindeki kalabalık her geçen gün artıyordu. Ozan Arif artık tüm ülkücülerin tanıdığı, ülkücü derneklerinin düzenledikleri programlarda mutlaka görmek istedikleri bir isimdi. Programlar şöyle ilerliyordu. Başta Ozan Arif sahne alıyor, sonrasındaysa yıllarca ülkücülerin gecelerine katılmaktan çekinmemiş TRT sanatçıları az solist sıfatıyla sahneye çağrılıyordu. Ülkücüler yıllarını Türk müziğine adamış sanatçılarını incitmek istemiyordu. Ozan Arif de program düzeninden son derece memnundu. Fakat bu program düzenine tepki hiç beklenmedik şekilde TRT sanatçılarından geldi. Sanatçılar Ozan Arif'in kendilerinden sonra sahneye çıkartılmasını istiyorlardı. Deneyimli sanatçıların elbette bir bildiği vardı. Serzenişlerindeki haklılık kısa zaman sonra hissedilmeye başlandı. Program düzeninin değişmesiyle gecelerin atmosferi de değişmişti. Geceye katılanlar ilk önce Türk sanat müziği ve Türk halk müziğiyle adeta ruhunu yıkıyor. Sonrasındaysa Ozan Arif'in türküleriyle kah ağlıyor, kah coşuyorlardı. Ozan Arif'in görünmesiyle salonda hava birden değişiverirdi. Bu hani sahne ışığı olan adam derler bizim müzik aleminde, öyle diyelim yani sahne ışığı olan adam derler. Yani bir müzisyen böyle bir çok iyi sesi olmayabilir, çok iyi sazı olmayabilir, çok iyi okuyamayabilir ama o bunlarda çok daha iyi olanlardan daha öne çıkabilir.
O sahne ışığıyla, o cazibeyle ilgili bir şeydir o. Ozan Arif'te bu cazibe vardı. Şimdi bu cazibe boş bir cazibe değildi. Yani bir Tarkan, bir Gülşen cazibesinden farklı olan bir başka tarafı da vardı bu. Ozan Arif çok inanmış bir adamdı. Çok inanmış bir adamdı. Ancak inananlar inandırır. Hani çok inananlar çok inandırır. Çok inananlar da o öyle bir ortamda, o kavga ortamında, o çekişme ortamında, o rekabet ortamında onlardan duyulacak ses insanları ayakta tutar. Can suyudur o. Can suyudur. Ozan Arif can suyu verirdi. Ülkücülerin geceleri sanat ve duygu şölenine dönüşmüştü. Ülkü ocakları elindeki cevherin farkına varmıştı. Şimdi ideolojilerini tüm Türkiye'ye türküyle duyurmanın vakti gelmişti. Türkiye'nin her köşe bucağına erişmenin en kestirme yolu TRT ekranıydı. Ozan Arif'in ortaya çıkmasıyla ülkücülerin eline bu fırsat geçmişti. Konya'da Aşıklar Bayramı düzenleniyordu. Ve bayramda madalya alan ozanlara TRT'de türküsünü söyleme fırsatı tanınıyordu. Ülkücüler için Ozan Arif'in TRT ekranında türkü söylemesi muhteşem bir olaydı. Tek mesele kalmıştı. Aşıklar Bayramı'na katılması için Ozan Arif'i ikna etmek. Ozan Arif için şiir duygu demekti. Ve insanların duyguları yarıştırılamazdı. Ülke ocakları düzenlediği geceler sayesinde Ozan Arif'in huyunu biraz öğrenmişti. Düşüncesini bir anda değiştirenlerden biri değildi o. Bu yüzden farklı bir yöntem izlediler. Mevzunun şiir değil, TRT'ye çıkmak olduğunu anlatıp Ozan Arif'e Aşıklar Bayramı'na katılmayı görev olarak tebliğ ettiler. Konu ideolojik bir boyut alınca Ozan Arif bayrama katılmayı kabul etti. Sonuç ülke ocaklarının beklediği gibiydi. Ozan Arif yarışmada altın madalya kazanan ozanlardan birisi olmuştu. Konya'dan kalkıp Ankara TRT binasına doğru giden otobüsün içerisinde Ozan Arif de vardı. Ülkücüler heyecanla ozanlarını televizyonun ekranında görmek için akşamı bekliyorlardı. Fakat hayalleri gerçekleşemedi. TRT yönetimi Ozan Arif'ten şiirinin sözlerini değiştirmesini istemiş, değiştirmediği takdirde TRT ekranına çıkartmamakla tehdit etmişti. O da "Ben şiirimin sözlerini değiştirmem, çıkartmazsanız çıkartmayın" diyerek sazını aldığı gibi TRT binasını terk etti. Ülkücü kanı önderleri büyük bir fırsatı kaçırdıklarını düşünüyordu. Fakat düşündükleri gibi olmadı. Ozan Arif'in TRT'ye çıkmayı reddetmesi şöhretine şöhret kattı. O artık duruşundan taviz vermeyen ozan olarak anılıyordu. Ömrünün sonuna kadar da öyle anılacaktı. Türkiye'nin dört bir yanına isminin yayılması tüm gözleri ona çevirmişti. O artık radikal sol örgütlerin hedefindeki isimdi. Alparslan Türkeş de durumun farkındaydı. Ozan Arif Ankara'da bir programa katıldığında kendisine şu nasihatta bulunmuştu. Yavrum, görüyorsun ortalık karışık. Sakın tek başına sokakta gezme. Bu emir özgürlüğüne düşkün Ozan Arif'in mizacına uygun değildi. O an tamam başbuğum dese de ertesi gün yine tek başına sokağa çıkmıştı. Ankara sokaklarını arşınlarken hiç beklemediği bir şey oldu. Bir sesle irkildi. Sesin sahibini hemen tanıdı. Yavrum, ben sana tek başına gezmeyeceksin demedim mi? Görmüyor musun vaziyeti? Türkeş'in bu tatlı sert tavrı onda öfkeye değil, Türkeş'e
daha çok bağlanmasına sebep olmuştu. Türkeş'in yüzündeki ve sesindeki tedirginliği de hissetmişti. Türkeş tedirginliğinde haklıydı. Bir üniversite hareketi olarak başlayan ülkücü ideoloji hızla Anadolu'nun ilçelerine ve köylerine de yayılmaya başlamıştı. Amasya Sulova'da ülkücülerin yeni yeni örgütlenmeye başladığı ilçelerden birisiydi. Seslerini daha yüksek perdeden duyurabilmek için bir gece tertiplemeye başladılar. Uzun süren hazırlıklardan sonra gecenin tarihi 19 Kasım 1977 olarak belirlendi. Gecenin baş konuysa Ozan Arif'ti. Gece büyük bir coşkuyla başladı. Yöresel oyunlar oynandı, şiirler okundu ve sıra Ozan Arif'e gelmişti. Salon Bozkurt Arif sloganıyla inlemeye başlamıştı. Ozan Arif ise sahneye çıkış anonsunun biraz geciktirilmesini istemişti. Gürültüden dolayı sazının akordunu bir türlü ayarlayamamıştı. Tam işini bitirip sahneye çıkacakken bir bomba sesiyle Bozkurt Arif sloganları kesildi. Coşku yerini can pazarına, sloganlarsa yerini çığlıklara bırakmıştı. Ozan Arif gördüğü manzara karşısında donup kalmıştı. Salon bir anda kan gölüne dönmüştü. Bir taraftan yaralılar salondan çıkartılmaya çalışılıyorlar, diğer taraftansa ölenlerin başında sevenleri feryat ediyordu. Sulova katliamında 3 kişi oracıkta, bir kişi de kaldırıldığı hastanede can verdi. 16 kişi yaralandı. 2 kişi ise kolunu ve bacağını kaybetti. Ozan Arif için bu olay bir milattı. Artık sazında radikal sola nefret vardı. Şehit oldum Allah dostum kanımı, kanımı, kanımı. Şehit oldum Allah dostum kanımı, 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 kanımı. İntikam almadan alma canımı. Durmazsan gök bilsin kızıl çıksın, bir gün hesap sormazsan gök bilsin kızıl çıksın. Kül onlara közmene, yakışalım özmene, ver kardeşim sözmene, gök bilsin kızıl çıksın. Birçok olayda olduğu gibi Sulova saldırısı sonrasında da iki kesim birbirini suçladı. Radikal sol örgütler, faşistler kendi kendilerine bomba attı derken, ülkücüler saldırının silahlı sol örgütlerin başının altından kalktığını iddia ediyordu. Ve gerçek, yıllar sonra İbrahim Yalçın, Mihraç Ünal ve Engin Erkiner arasında geçen itirafçılık tartışmasıyla ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren Türkiye Halk Kurtuluş Partisi cephesi, Acilciler grubuydu. Engin Erkiner'in 6 Mart 2010 tarihli yazısı. Mihraç Ural kötü yakalandı. Birinci alan Eşber ve kendisinin takibini bana bağlıyor. Öyle olsaydı Sulova'da MHP'lilerin gecesi bombalanmaz ve birkaç MHP'linin ölümünden sonra olaylar çıkmazdı. Eylem bizimdi. Eğer 1978 yılı Ocak ayı başında çıktığımız ilk mahkemede cezaevindeki baskıları protesto etmek amacıyla ifade vermemeyi kararlaştırmamış olsaydık bu eylemin bize ait olduğunu açıklayacaktık. O sırada Devrimci Yol, faşistler kendi kendilerini bombaladılar diyordu. Samsun'da daha sonra Kuyumcu soygunu da yapıldı. Yani Karadeniz bölgesinde işler yolundaydı. İbrahim Yalçın 9 Aralık 2012 tarihli yazısı. Tarihimizde Amasya Sulova'da bölgesel bir eylem oldu. Sonuçları itibariyle örgüt içerisinde pek bilinmez. MHP bölge toplantısı sırasında salonda patlayan bomba sonucu 4 tane faşistin öldüğü bir eylemdi. İbrahim Yalçın ayrıca 30 Aralık 2009 tarihli yazısında Sulova katliamını insanlık katli olarak görmediğini söylemişti. Acilcileri ehlileştirdim. Ben değil, Mihraç Ural söylüyor.
Mihraç Ural yalan yazıyor. Ehlileştirmedi ama ehlileştirmek için yemin etmişti, söz vermişti. Ehlileştirdiğini söylediği acilcilerin Slova'da yaptığı eylemi, 1979'da Tarsus'ta Recep Güregen ve yoldaşlarının yaptıkları eylemleri nasıl izah edecekti peki? Bu eylemler insanlık katli miydi? Kitleye zarar mı vermişti? Ölüm ticaret miydi? Sana acilcileri ehlileştirmek görevini kim verdi? Örgütün Havza, Samsun ve Amasya'yı da kapsayan hücre başkanı Eşber Yağmurdereli'ydi. İbrahim Yalçın, Mihraç Ural ve Engin Erkiner ise önde gelen militanlarıydı. Suluova katliamının sorumlularından birisi olan Mihraç Ural, yıllar sonra Reyhanlı saldırısının faili olarak tekrar gündeme geldi. Ozan Arif'in hayat arkadaşı Süheyla Şirin'e o günleri sorduğumuzda Süheyla Hanım sözlerine "O günleri hatırlamak bile istemiyorum" diyerek başladı. O günleri hatırlamak bile istemiyorum. Arif, Suluova patlamasından sonra uzun süre kendine gelemedi. Geceleri güç bela uyuyor. Uyuduktan yaklaşık yarım saat sonra kulaklarını kapatarak yerinden fırlıyordu. Gördüğü korkunç manzarayı zihninden atamıyor, o anı tekrar tekrar yaşıyordu. Bizde tedirginlik. Ben öğretmendim. Her sabah çocuğumla okuluma gitmek zorundaydım. Acaba takip ediliyor muyuz? Acaba arkamdan bir kurşun gelir mi diye düşünür. Arkamdan kurşun gelirse çocuğuma bir şey olmasın diye çocuğumu önüme alıp yürürdüm. Akşam oldu mu annesiyle beraber Arif'i beklemeye başlardık. Birimiz bir odanın camında, diğerimiz bir başka odanın camında yolu gözetlerdik. Kapının önünde beklemesin. Belki pusu kurmuşlardır. Hemen içeri alalım diye düşünürdük. Kendimizce alabildiğimiz önlem bu kadardı. Korkunç tehditler alıyorduk. Ve bunlar boş tehditler değildi. Aha, Feridun Baş isminde çok sevdiğimiz bir öğretmen arkadaşımız vardı. Onu bir araziye götürüp asarak öldürmüşlerdi. Arif için de onu sazının telleriyle boğacağız diyorlardı. Bu söz benim aklımdan çıkmıyordu. Psikolojimi bozmuştu. Hiç olmadık, aklı hayale gelmeyecek iftiralar atılıyordu üzerimize. Bir gün evimize asker bastı. Dipçiklerle bazalara, yerlere vura vura arama yaptılar. Neymiş? Ozan Arif bomba üretiyormuş. İhbar alınmış. Tabii hiçbir şey bulamadan geri gidiyorlardı. Aklımızın ucundan geçmeyecek şeyler yaşıyorduk. Elbette her şey kötü hadiselerden ibaret değildi. Bazen insanı gülümseten olaylar, şakalaşmalar da oluyordu. Ozan Arif, dönemin Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Alparslan Türkeş arasında geçen bir anısını yıllar sonra Erciyes Kurultayı'nda anlatmıştı. Ankara'dayız, bir programa katılacağız. O zamanlar program kadar programa gidiş şekli de önemli. Dedik ki büyük bir konvoy yapalım. Başbuğ'da son model bir arabaya bindirelim. Tabii bizde son model araba nerede? Ne yapacağız, ne edeceğiz diye düşündük. Sonra yahu ne dert ediyoruz? Artık koskoca bakanlığımız var. Bir araba versinler dedik. Hemen gidip Başbuğ'a düşüncemizi söyledik. Başbuğ gülümsedi. Aferin evladım, çok iyi düşünmüşsünüz dedi. Başbuğ'dan onayı aldık ya, durur muyuz? İmkanımız olsa kanat takıp uçacağız bakanlığa. Bakanlığa gittik, gitmesine de Günbey'e durumu açtığımız gibi öyle bir fırça yedik ki aklımız şaştı. Günbey, araba lazımsa benim arabam orada, gidin alın. Bakanlıktan araba istemek ne demek diye başladı, sonra fırçanın önü arkası gelmedi. Tabii biz de altta kalır mıyız? Biz bir bakanlığımız var sanıyorduk, meğerse yokmuş diye söylene söylene çıktık. Hemen gittik başbuğun yanına. Yine aynı tavırdayız. Biz bir bakanlığımız var sanıyorduk falan filan. Yediğimiz fırçayı anlatıyoruz başbuğa. Sonra dikkatimi çekti. Biz anlattıkça başbuğ bıyık altından kıs kıs gülüyor. En sonunda dayanamadım, sordum. Başbuğum, Günbey bizi yerin dibine soktu. Siz burada kıs kıs gülüyorsunuz. Ben bu işten bir şey anlamadım. Öyle deyince başbuğ yine bir öğretmen gibi konuşmaya başladı. Ne yazık ki bizim ülkemizde iktidar partileri aldıkları bakanlıkları kendi malı gibi görür.
Bunu da milletimiz pek yatsımaz. Böyle alışılagelmiştir. Evladım, iktidara ortak olup bir bakanlığın yönetimini aldık diye o bakanlık bizim mi oldu? Sakın Gün Bey'inize kızmayın ve gücenmeyin. Ona sizi fırçalamasını ben söyledim. Bir musibet bin nasihattan iyiymiş. O günden sonra böyle bir düşünce aklımızın ucundan bile geçmedi. Ben çok siyasiler tanıdım. Kimisine şöyle karşıdan bakınca bir dağ gibi görürsünüz. Ama yanına vardığınızda bir de bakarsınız ki çakıl taşı bile değil. Ben Gün Bey'imi de başbuğumu da yakından da uzaktan da gördüm. Onlar uzaktan baktığımda da bir dağydı, yakından baktığımda da bir dağydı. Hele başbuğumun o günkü gülüşünü hiç unutamam. Ne yazık ki o yıllarda hiçbir tebessümün vadesi uzun değildi. Gül sazan bir sevdiği vatan toprağına emanet etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Değerli arkadaşlar, Gül sazan hem çok değerli bir devlet adamı, hem çok imanlı bir vatansever, bir milliyetçi, hem de gönlü insan sevgisi. Türkiye'de kaos her gün artıyor. Artan kaos beraberinde kutuplaşma ve hatta devlet kurumlarını bile ikiye bölüyordu. Kutuplaşmadan öğretmenler de nasibini almıştı. Ve bu kutuplaşma Ozan Arif'i çok sevdiği mesleğinden edecekti. Ülkücü öğretmenler Ülkü Bir Derneği'nde, solcu öğretmenlerse TÖPDER'de örgütlenmişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nda ise o yıllarda sol güçlüydü. Ülkücü kimliğiyle öne çıkmadan önce müfettişlerin örnek öğretmen olarak takdir belgesine boğduğu Ozan Arif, Ülkücü Ozan diye anılmaya başlandıktan sonra sürekli hakkında soruşturma açılmaya başlandı. Öyle ki okulunun duvarına astığı Türk bayrağının doğuşu, Karacaoğlan ve Bohaç Han tablolarından dolayı bile ifadesi istenmişti. Ozan Arif siyasi görüşünden dolayı baskıya uğradığının farkındaydı. O da ayak diriyor, öğretmenlik mesleğinden vazgeçmiyordu. Ta ki 1979 yılına kadar. Bir sürgün kararı onu mesleğinden istifa etmek zorunda bırakacaktı. Kendisinin tayini Şırnak Beytüşşe Baba, eşi Süheyla Şirin'in tayini ise Kastamonu'nun Tosya ilçesine çıkartılmıştı. Bana genel merkezden Beytüşşe Baba gitmeyeceksin deyip göndermediler. Ben de bunun üzerine TÖPDER'lilerle pazarlığa oturdum. Milli eğitimde vardı onlardan. Dedim ki, sizin derdiniz benimle. Eğer benim hanımımı yerinden ayırmama sözü verirseniz ben öğretmenlikten ayrılacağım dedim. Ciddi misin dediler bana. Evet ciddiyim, ülkücü söz veriyorum dedim. Onlar da tamam dediler. Bunun üzerine 1979'da öğretmenlikten ayrıldım. Üzerine gelindikçe Ozan Arif'in şiirleri daha da sertleşiyor. Şiirleri sertleştikçe üzerindeki baskı da artıyordu. Ölümle burun buruna gelmesi hayatında sıradan bir hale dönüşmüştü. Bu saldırılardan birisi eşi Süheyla Hanım'ın yanında gerçekleşmişti. Samsun'a rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu gelmişti. O zaman gencecikti Muhsin Yazıcıoğlu. Ülke Ocakları Başkanı'ydı. Evimiz Samsun'un Devgeliş Köyü'ndeydi. Ben o esnada Samsun'daydım. Arif, bugün Muhsin Yazıcıoğlu gelecek. Akşam bizde kalacak demişti. Biz de sobamızı yakalım, yemeğimizi hazırlayalım diye bir minibüste köye doğru yola çıktık. Arif yolda giderken birden minibüsü durdurdu. Ve Süheyla, eksikleri söyle, ben hemen bakkala gideyim, alıp çıkayım dedi. O kadar acele ediyordu ki, bakkala girdiğinde etrafının çevrildiğini fark etmedi. İlk fark eden kardeşi Güner Hanım oldu. Güner Hanım'ın, abime bir şey yapacaklar demesiyle Arif'in başına taşın inmesi bir oldu. O an can havliyle Arif elini beline attı.
Arif'e yaklaşan bir iki kişi silah var korkusuyla kaçmaya başlayınca diğerleri de bir şey oldu sanıp kaçmaya başladı. Oysa silah falan yoktu. Sonra dernekten arkadaşları yardıma geldi ama çoktan kaçmışlardı. Radikal sol grupların Ozan Arif'i hedef tahtasına oturtması bir kişiyi daha rahatsız etmişti. O kişinin kararı kati, çözümleri netti. Alparslan Türkeş, Ozan Arif'e Avrupa turnesi düzenlemesini emretti. Amacı Ozan Arif'i bir süre gözlerden uzak tutmaktı. Türkeş'in bu kararı tartışmaya kapalıydı. Toplu hareketlerin karakteri şudur. Siz başlatırsınız ama siz istediğiniz gibi devam ettiremezsiniz. Veya kimse başlatan, başlattığı ve güttüğü gaye neyse işlerin oraya gitmesi ihtimali son derecede zayıftır. O başka taraflara evrilebilir. Herkes karışır. Herkes karışır. İçeriden dışarıdan bir yığın güç devreye girer. Bir yerlerde sizin kontrol edemeyeceğiniz kadar sapmalar, çıkmalar, arızalar meydana gelir. Bunların önüne geçmek için sizin göstereceğiniz gayretin fayda vermeyeceği durumlar olur. Bir miktar önleyebilirsiniz. Bugün herhangi bir olayı alarak, bugünden bakarak o günün hadiselerine şunlar şöyleydi, bunlar böyleydi diyebiliyoruz. Bu fevkalade yanlış bir şey görünüyor bana. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi önünde bombalı silahlı suikast gerçekleştirildi, 7 kişi öldü. Ümraniye katliamında 5 işçi işkenceyle öldürüldü. Ankara Cumhuriyet Savcısı Doğan Öz uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düştü. Bahçeli Evler'de 7 öğrenci öldürüldü. Maraş'ta katliam, ölü sayısı artıyor. 13 ilde sıkı yönetim ilan edildi. Duayen gazeteci Abdi İpekçi öldürüldü. Beykoz'da 2 polis şehit düştü. Ankara Piyangotepe'de kahvehane tarandı, 7 kişi öldü. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi otomatik silahlarla tarandı. İstanbul'da MHP Kartal ilçesi eski başkanı Haydar Çağlar silahlı saldırıyla öldürüldü. Yazar İlhan Egemen Daren Delioğlu çapraz ateşe alınarak öldürüldü. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Profesör Doktor Ümit Yaşar Doğanay silahlı 4 militan tarafından makam aracında öldürüldü. Bakırköy eski MHP ilçe başkanı Mehmet Başak uğradığı silahlı saldırıda öldü. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü profesörlerinden Cahit Orhan Tütengil öldürüldü. Beşiktaş'ta bir kahveye konan bomba patladı. 5 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. 1979 yılında 1252 kişi öldü, 5400 kişi yaralandı. Hatay İskenderun'da karakol bombalandı ve tarandı. 3 polis şehit düştü. Ankara'da silahlı bir gruba müdahale eden askerlerden piyade er Zekeriya Önge şehit düştü. Tokat'ın Niksar ilçesinin Cumhuriyet Savcısı Nihat Gerçek öldürüldü. CHP Adana İl Başkanı Avukat Ahmet Albay öldürüldü. MHP Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak evinin önünde öldürüldü. Çorum olaylarında 57 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı. 15. dönem CHP Milletvekili ve CHP'nin Nevşehir İl Başkanı Zeki Tekiner kurşunlanarak öldürüldü. Bir aile yok idi. Milliyetçi Hareket Partisi Gazi Osman Paşa ilçe başkanı Ali Rıza Altınok kızı ve eşiyle birlikte kurşuna dizilerek öldürüldü. CHP İstanbul Milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu silahlı saldırganlar tarafından öldürüldü. 12 Mart döneminin Başbakanı Nihat Erim, dev sol militanları tarafından öldürüldü. Eski DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler öldürüldü. Ülkücü sanatçı Mürüvvet Kekilli evinde silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Kekilli 12 Eylül'de hayata veda etti. 1980 yılının ilk 8 ayında ölü sayısı 1900'ü geçti. Ozan Arif Türkiye'ye döndüğünde olanlar olmuştu. Kahramanmaraş'ta yaşanan dramın ardından
duayen gazeteci Abdi İpekçi ve dürüstlüğüyle tanınan Gümrük Bakanı Günsaz Ağa'nın teröristlerce katledilmesi, Ümraniye'de 5 ülkücü işçinin, Bahçeli Evler'de ise 7 tipli öğrencinin vahşice katledilmesi ve birbirini sürekli takip eden olaylar halkı yıldırmıştı. Artık millet için hangi kesimin davasında haklı olup olmadığının önemi kalmamıştı. Herkesin zihninde tek bir soru vardı. Bu cinnet hali ne zaman sona erecek? Cevap 12 Eylül 1980 tarihinde geldi. Aziz yurttaşlarım, bir defa daha belirtiyorum ki silahlı kuvvetler aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerlik kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. İhtilal gecesi Ozan Arif bir konser etkinliği için Çanakkale'nin Çan ilçesindeydi. Arkadaşı Sıtkı Turan'ın evinde misafir edilmişti. Sıtkı Turan bir askerdi ve Turan'ın asker kimliği sayesinde Ozan Arif önce Ankara'ya sonra Samsun'a gidebilecekti. Ozan Arif bir süre Samsun'da saklandı. Gözü kulağı Türkeş'in izleyeceği tavırdaydı. İhtilalciler renk vermiyordu. Ne yapacağını şaşırmıştı. Nihayet ihtilalden yaklaşık 10 gün sonra Türkeş'ten emir geldi. 60 ihtilalin fiilen içerisinde bulunan, sonrasında iki darbe girişimi bir muhtıra gören Türkeş, ihtilalin ülkücü kurum kuruluşlara büyük bir darbe vuracağını fark etmişti. Emri kati ve netti. Yakalanıp cezaevinde ömür çürütmenin anlamı yok. Sen Avrupa'ya gideceksin ve orada açtığımız Türk federasyonlarında çalışacaksın. Orayı mutlaka ayakta tutun. Peki Ozan Arif yurt dışına nasıl çıkacaktı? Karşısında iki ihtimal vardı. Ya havaalanında yakalanıp cezaevine atılacak ya da yurt dışına çıkabilecekti. Bu tam anlamıyla bir kumardı. Bu defa şans yüzüne güldü. Yetkililer onu Ozan Arif ismiyle arıyordu. Kimlikte yazan ismi Arif Şirin kayıtlara düşmemişti. Elimde pasaportum var. Vize yok o zaman. Vize olsa bile elimde Bescheinigung oturum dedikleri, Almanların gittim ya orada bir öyle bir oturum da vardı. Ozan Arif'te aranıyoruz. Ama pasaportta Arif Şirin yazılı. Soyadınız kapıda Şirin. Evet, evet, Arif Şirin yazılı. Yani öyle bir şansım vardı. Yurt dışına o şekilde çıkabildik. Arif Şirin 24 Eylül tarihinde yurt dışına çıktı. Yurt dışına çıkarken her şeyin kısa zamanda düzeleceğini ve çok zaman geçmeden ülkesine geri döneceğini sanıyordu. Oysa bu sürgün hayatı tam 11 sene sürecekti. Ozan Arif Almanya'ya gittiğinde tam anlamıyla ne yapacağını şaşırmıştı. Dilini, kültürünü bilmediği bir ülkede yeni bir hayat kurmalıydı. Türkeş tarafından kendisine bağlanan 2000 mark maaşla bir ev tutması ve ailesini Almanya'ya getirmesi imkansızdı. Almanya'daki Türk okullarına öğretmenlik mesleğini icra etmek için müracaatlarda bulundu. Fakat siyasi kimliği orada da karşısına çıktı ve kabul görmedi. Almanya'da da çok uğraştım öğretmenlik mesleğine dönmek için. Ama olmadı. Artık Almanların gözünde bile bizi birileri damgalamıştı. Onlar için Ozan Arif Graver Wolf'tu, yani bozkurttu. Başarı belgeleriyle dolu bir dosya takdim etsem de onlar için ben bir öğretmen değil, gefährliche Künstler'dim.
yani tehlikeli bir sanatçıydım. Geceleri Türkiye'de olduğu gibi yine konserlere çıkıyordu. Fakat bu konserlerden para almıyordu. Konserlerden toplanan paralar tutuklu ülkücülerin ve Türkeş'in avukatlarının masraflarına gidiyordu. Hal böyle olunca 2000 mark maaşını çok tedarikli kullanmalı, yemeyip, içmeyip sadece para biriktirmeliydi. Bazı günler federasyonun kanepesinde, federasyonun kapalı olduğu zamanlardaysa kalacak yeri olmadığını kimseye söyleyemiyor, ya bir parkta ya da tren garında sabahlıyordu. Ailesini tam bir yıl sonra yanına alabildi. Ailesini yanına aldıktan sonra bir nebze de olsa Almanya'da düzenini sağlayabilmişti. Türkiye'den aldığı haberlerse hiç iç açıcı değildi. İşkence ve baskı almış başını yürümüştü. Şimdi en büyük derdi ihtilalcilerin zulmünü milletine duyurmaktı. Albümleri Türkiye'ye gurbetçi Türkler tarafından gizlice sokuluyordu. Şiirlerini cezaevindeki ülkücülere yazılı olarak ulaştırıyordu. Ozan Arif'in ülkücülere çağrısı açıktı. İhtilalcilere karşı yılgınlık göstermemeliyiz. Darbeciler Ozan Arif'in albümlerinin ve şiirlerinin Türkiye'ye sokulduğunu 1,5 yıl sonra fark etti. Hemen meclisi topladılar ve Ozan Arif'in şiirlerine yasak üzerine yasak getirdiler. Meydan sizi, onun bunun sözünü. Duyarsanız yazık olur vatana. Uğurlu laflar memleketin gözünü. Boyarsanız yazık olur vatana. Vatana. Şeyin düzeldiğinden dem vuruluyor. Allah vere de öyle ola, inşallah öyledir de. Zaten düzelmiş herhalde, her şey düzelmiş. Ne düzelmiş Ozan Arif? Efendim, iç politika düzelmiş, dış politika düzelmiş. İşte Turgut Özal'ın Medine dilencisi gibi gezmekten kurtarmışız. Her şey tas tamam olmuş. Bizim bakanların hepsi toplanmış geçen günü. Yahu demişler, her şey bitti, bizim daha yapacak işimiz yoktur, ne yapalım? Hemen birisi çıkmış, yahu demiş, bir iş daha var. Nedir o? Şu Ozan Arif mi nedir bu adamın demiş, şiirleri miirleri geliyor, bunu yasaklayalım. Ve toplanmış 30 tane bakan, Ozan Arif'in şiirini yasaklamış. Şu Almanya'nın kuzey tarafında bir Moskova'nın sesi var. O aslından ayrı ikinci kopyası, biliyor musunuz? Adına Kölün Radyosu falan diyoruz. Orada söylediler, ben de oradan duydum. Ozan Arif ismi artık bir hikayeye dönüşmüştü. Konserler etkisini kısa zamanda göstermişti. Avrupa'da Türklerin yaşadığı her yere neredeyse ayak basmıştı. Artık büyük bir kitlesi vardı. Ve evi ziyaretçi akınına uğruyordu. O ziyaretçilerden birisi Türkeş ailesiydi. Alparslan Türkeş'in savunmasının bir bölümü kızı Ayzıt Türkeş tarafından Ozan Arif'in evinde yazılmıştı. Ozan Arif tutukluluğu süren Alparslan Türkeş'le haftada bir kez mutlaka telefonda görüşüyor, istişarede bulunuyordu. Yeni amaçları, federasyonları Türk lobisine dönüştürmekti. Fakat o sırada hiç beklemedikleri bir kimlik karşılarına çıktı. Ramiz Ongun. Ramiz Ongun'un isteği üzerine Ozan Arif'le Ramiz Ongun bir kafede buluştu. En çok Ramiz Ongun'un konuşacağı bu sohbette Ozan Arif'in duydukları onu şoke etmişti.
Ramiz Ongun, Ozan Arif'ten artık şiirlerinde Alparslan Türkeş'ten bahsetmemesini istemişti. Ozan Arif bu düşünceye şiddetle karşı çıkarak masayı terk etti. Soluğu federasyonda aldığındaysa başından aşağı kaynar sular döküldü. Federasyonun üst düzey yöneticileri de Ramiz Ongun'la aynı düşüncedeydi. Ozan Arif o an fark etti. Federasyonda Türkeş karşıtı bir ekibin varlığını. Avrupa Türk Federasyonları Alparslan Türkeş'in emriyle Enver Altaylı tarafından kurulmuştu. Enver Altaylı ekibini Ramiz Ongun, Ali Batman, Musa Serdar Çelebi ile kurmuştu. Şimdi bu ekip Türkeş'e karşı bir operasyon içerisindeydi. Ekibin önündeki en büyük engelse Ozan Arif'ti. Bu engelin bir an evvel bertaraf edilebilmesi için Ozan Arif'e Alparslan Türkeş tarafından bağlanan maaşı yarıya indirdiler. Ve üslupları oldukça çirkindi. Haftada birkaç gün terzi bir arkadaşına yardıma giden Süheyla Hanım'ı kastederek şunu söylediler. Eşin de terzilik yapmaya başlamış. Oradan da ne de olsa sana gelir geliyor. Bundan sonra sana yarım maaş ödeyeceğiz. Federasyon kendisine 6 ay zaman verdi. Ve 6 ay sonra iş anlaşmasını feshedeceklerini söyledi. Oysa Ozan Arif ve ailesinin Almanya'daki oturumlarının hukuki olarak federasyonla olan iş anlaşmasına bağlı olduğunu biliyorlardı. Bu anlaşmanın sonlanması artık Ozan Arif ve ailesinin Almanya'da barınamayacağı anlamına geliyordu. Ancak Ozan Arif o an kendisinin ve ailesinin oturumunu düşünecek halde değildi. Duyduklarına tepkisi kısa, net ve oldukça sertti. Maaşımı yarıya indirmenize gerek yok. Tamamını ödemeyin. Sizden 5 kuruş istemiyorum. Ozan Arif'in dünyası bir anda başına yıkılmıştı. Türkiye'de tüm ülkücü kuruluşlar kapatılmış, hesaplarına el konmuştu. Alparslan Türkeş'in son umut olarak gördüğü Türk federasyonları da ellerinden kayıp gidiyordu. Evine döndüğünde beti benze atmıştı. Süheyla Hanım merak içerisindeydi. Korkarak ne olduğunu sordu. Ozan Arif'in tek cümlesi durumun vahametini anlamasına yetti. Gidelim Süheyla diyordu. Ülkemize dönelim. Ve o an aralarında geçen diyalog şöyleydi. Gidelim Süheyla. Çocuğumuzu da alıp ülkemize gidelim. 5-10 yıl. Her neyse ben cezaevine girer yatarım. Sen de babamda kalır, dönebilirsen mesleğine dönersin ve çocuğumuzu büyütürsün. Ben buralarda yapamayacağım. Arif, ben buraya canım gibi sevdiğim mesleğimi bırakıp çocuğumuz babasız büyümesin diye geldim. Ben buna razı gelemem. İltica talebinde bulunsan? İltica talebinde nasıl bulunur? Benim elimde ülkemden geriye sadece kimliğim kaldı. Çocuğuma bırakacağım başka mirasım mı var? Ben iltica talebinde bulunamam. Ozan Arif'in bu sözleri üzerine Süheyla Hanım, gün doğmadan neler doğar dedi. Ve her şeyi zamana bıraktılar. Süheyla Hanım, Almanya'ya geldikten sonra terzi olarak çalışmaya başlamıştı. Çalıştığı terzihanenin işlerini alarak evinde dikiş yapıyordu. İşi Ozan Arif'e de öğretti. Terzi olarak çalışıp geçimlerini bu şekilde sağladılar. Ta ki Alparslan Türkeş gelişen olaylardan haberdar olana kadar. Türkeş, Enver Altaylı'nın ekibini anında tasfiye etti. Ramiz Ongun ve Ali Batman teşkilatlardan uzaklaştırıldı. Yeni federasyon başkanı olarak Feridun Süheyl Tuncer'i görevlendirdi. Feridun Tuncer'e sadece Ozan Arif'le çalışmasını söylediğinde İbre bir anda Ozan Arif'in lehine dönmüştü. Şimdi konuşma sırası Ozan Arif'teydi. Ne hırsızlığımız kaldı? Şahsımı söz konusu etmek istemiyorum. Ne efendim 4-5 tane karı sahibiymişim ne o kaldı.
Ne benim evim elçilikte yokmuş, benim evime haneme gelen arkadaşlar vardır bilirler. O konfor bilmem ne de yokmuş, ne o kaldı. Ne efendim ne bileyim ne ajanlığımız kaldı, ne mitçiliğimiz kaldı, ne bilmem neyimiz kaldı. Ben şahsımla ilgili bunları dinledim. Ama Allah biliyor ki illa sizin bilmeniz bilmem ne değil. Hep kendime Arif otur yerinde. Arif otur yerinde. Arif otur yerinde. Bu zamana kadar bunları dinlemiş olmama rağmen şu huzurunuza gelip iyi kötü bize muhabbet besleyen insanlara derdimi sancımı açabilirdim. Açma ihtiyacı duymadım arkadaşlar. O benim meselem. Aranızdan bir tanesi. Hepiniz alnının terini sabah kahvaltısından bütün akşam yemeğine kadar sofrasındaki ekmeğe çorbaya damlatan insanlarsınız. O kazandığınız bir markı nasıl kazandığınız çok iyi biliyorum. Hepiniz alnınızın terini ekmeğinize karıştırıyorsunuz. Sizin aranızdan çıkabilir arkadaşlar. Sizin aranızdan Türkeş'in dış kaşlarının kılıç fazla ya ondan biraz huylanıyor. Hani çıkmaz da çıkabilir. Çıkarsa normal karşılarım yani. Efendim işte ya biraz çok gülmüyor falan. Onun için işte biraz bilmem ne falan bu olabilir. Anormal karşılamam. Ama bunu Ozan Arif yaparsa, Ozan Arif'in pozisyonunda insanlar yaparsa Allah rızası için bunun adı nedir bilmiyorum. Ben yapamam. Benim kursağımdaki lokmada Türkeş yazılır. Bu olaydan bir süre sonra Enver Altaylı Turgut Özal'la çalışmaya başladı. Türkeş muhalifi grup Papa suikastinden hapiste yatmış eski federasyon başkanı Musa Serdar Çelebi ile beraber Almanya'da Türk İslam Federasyonu'nu kurdu. Federasyonun seminerlerine bazı Anavatan Partisi milletvekillerinin gelmesi dikkat çekti. Kumpas atlatılmıştı fakat Alparslan Türkeş ve Ozan Arif'in lobileşme hayalleri de son bulmuştu. Bu hadiselerden sonra Ozan Arif'e maaşı tekrar bağlandı. Konserlerine devam etti. Konser gelirleri yine Alparslan Türkeş ve ülkücü mahkumların avukat masraflarına ve de federasyon giderlerine aktarılıyordu. Eski düzen yeniden kurulmuştu. Öte yandan Şirin ailesinin geçim sıkıntısı hala devam ediyordu. Almanya'da 2000 markla geçinebilmeleri imkansızdı. Bu sebepten bir yer tutup Süheyla Hanım'a bir terzi atölyesi açtılar. İşte tam o günlerde Süheyla Hanım'ın atölye kapısını Türk Milli İstihbaratı çaldı. Gelen yetkililer Ozan Arif'in eğer isterse Türkiye'ye rahatlıkla dönebileceğini söylüyorlardı. Gelenleri gurbetçi vatandaşlarımız sanmıştım. Ama baktım ki lafı döndürüp dolaştırıp Ozan Arif'e getiriyorlar. Oysa orası bir terzi dükkanı. Sürekli Ozan Arif'i sormaları garibime gitmeye başlamıştı. En sonunda biraz azarlar biçimde, "Beyefendi oturdunuz kalkmıyorsunuz. Burası sohbet yeri değil. Ne istediğinizi anlayamadım." dedim. Öyle deyince ağızlarındaki baklayı çıkardılar ve dediler ki, "Ozan Arif isterse anında Türkiye'ye dönebilir. Yapması gereken tek şey 12 Eylül'ü ve Kenan Evren'i öven bir şiir yazması. Sizi temin ediyoruz ki bir gün bile ceza almayacak. Eşinizle bunu konuşmanızı istiyoruz. Siz belki ikna edebilirsiniz." Kendilerine aynen şu cevabı verdim. "Benim kocam mı 12 Eylül'ü öven şiir yazacak? Hayatta yazmaz. Konuşmama ya da sormama gerek yok." Bu teklif sonrası Ozan Arif Muhasebe isimli şiirini yazdı. Şiir 12 Eylülcülere bir cevaptı. Şiirin şu mısraları uzun süre hafızalardan silinmeyecekti. "Ben 12 Eylül'ün nesini seveceğim? Sevmediğim gibi de devamlı söveceğim." Neymiş de, neymiş de Türkiye hızla gelişmiş, hızla. Gelişmede ölçü ne? Ölçü Çikita Muz'la. O zaman Uganda'da gelişme bizden fazla. Ben 12 Eylül'ün nesini seveceğim? Sevmediğim gibi de devamlı seveceğim. 9 Nisan 1985. Ozan Arif'in en mutlu günü. O gün kendisi için bambaşka bir gündü.
hakkında önce idam, sonra 11 yıl hapis cezası istenen Alparslan Türkeş, 4,5 yılın sonunda yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmişti. Türkeş, tahliyesinden kısa bir süre sonra ailesiyle beraber Avrupa seyahatine çıktı. Herkes cepheleşmeye başlayan Avrupa Türk Federasyonları'na karşı nasıl bir tavır takınacağını merak ediyordu. O tavrını ilk olarak Ozan Arif ve ailesini ziyaret edeceğini söyleyerek gösterdi. Başbuğ'un evimize geleceğini duyduğunda Arif sevinçten deliye dönmüştü. Evin içinde dolanıyor, nasıl ağırlayacağımızı planlıyorduk. Sonra benim gözüme en büyük eksiğimiz çarptı. Doğru düzgün bir kanepemiz bile yoktu. Kıt kanaat geçiniyorduk. Eksiğimiz çok fazlaydı. Arif o gün bulup buluşturup bir kanepe satın aldı. Hani o Alparslan Türkeş'le ikisinin fotoğraf çekildiği kanepe var ya? İşte o kanepe. O gün alındı. Halen de evimizde duruyor. Bir hatıra olarak sakladı. Gözden çıkarmadı. Tabii Türkeş'in asıl niyeti o içerideyken olan biteni Arif'ten dinlemekti. Anlat evladım, neler oldu? Dedi. Ve olan biteni Arif'in ağzından dikkatle dinledi. O an bir baba ve evlat gibiydiler. O günden sonra da onları hep öyle gördüm. O gün, o tatlı sohbet sırasında Alparslan Türkeş, Şirin ailesinin maddi sıkıntılarını saklamaya çalıştığını fark etmiş ve hemen duruma el koymuştu. Emirleri tamamen tartışmaya kapalıydı. Bundan sonra Ozan Arif konser programlarından ücret alacak. Ozan Arif'in albüm gelirleri teşkilatlara değil, kendisine aktarılacak. Federasyonlar Ozan Arif'i işçi olarak göstermeye devam edecek ve Arif Bey'in Almanya'dan emekli olması sağlanacak. Türkeş'in desteği Ozan Arif'in çalışma azmini arttırmıştı. Bir taraftan 12 Eylülcülerle, diğer taraftan Avrupa Türklüğünün sorunlarıyla ilgileniyordu. Onu en çok yaralayansa Bulgaristan'da Türklere reva görülen zulümdü. Bulgar zulmünü konu alan İbret Destanı isimli şiirini albümüne de taşıdı. Kaset Avrupa'daki Türkler tarafından kapağı değiştirilerek Bulgaristan'a sokulmuştu. Türk yaşayan köyleri tanklar ile bastılar. Kim karşı koydu ise ağaçlara astılar. Çoluk çocuk demeyip kadınları kestiler. Türk kanıdır Bulgar'ın içtiği şimdi tastan. Kahrolsun komünistler, kahrolsun Bulgaristan. Bir mestan tanımıştım. Soyadı cefakardı. Şumlu'dan mektup yazar. Bazen beni arardı. Atasından yadigar. Sadece adı vardı. Onu da aldı Bulgar. Ne yapsın şimdi mestan? Kahrolsun komünistler, kahrolsun Bulgaristan. Ezan ile verilen Ahmet Mehmet söküldü. Hasan Ömer yok artık. Bulgar adı takıldı. Yetim kaldı ezanlar. Minareler yıkıldı. Camilerin yerine bostan ettiler bostan. Kahrolsun komünistler, kahrolsun Bulgaristan. İbret Destanı şiiri Bulgaristan Türklüğünde yankı uyandırmıştı. Tutunacak bir dal arayan Bulgaristan Türkleri Ozan Arif'i yakından takip etmeye başlamıştı. Bir grup Bulgaristan Türkü Ozan Arif'in Avusturya'da konser vereceğini duyunca oraya doğru yola koyuldu. Ozan Arif'le görüşme imkanını yakaladıklarında ona sundukları teklif bir hayli ilginçti. Bulgaristan Türkleri Ozan Arif'e bir sporcudan bahsetti ve sözlerinin devamını şöyle getirdiler. Ozan, o sporcuyu Bulgar takımından kaçırıp Türkiye'ye gönderebilirsek eğer, bize yapılan zulmü tüm dünyaya duyurabiliriz. Bu işi yaparsan sen yaparsın. Ozan Arif bir süre durdu, düşündü
ve sporcunun ismini sordu. O sporcunun ismi Naim Süleymanoğlu'ydu. Sizlere okuduğum o Bulgar mezarının şiirini Avustralya'da gidip okuduğumuz zaman Bulgar göçmenleri etrafımıza biriktiler. Bulgar göçmenleri toplandılar, bizi yemeğe davet ettiler. Oradaki sizin gibi düşünen, sizin sevindiklerinizle sevinip sizin üzüldüklerinizle üzülen gönüldaşlarınızla oradaki göçmen kardeşlerimiz tanıştılar. Ve zamanı zuhurdan sonra benim en son gidişim Avustralya'ya, konserimi verip döndükten 2 ay geçmedi. Evinde bizi davet edip yemek yediren kardeşimiz bize bir telefon açtı bana. Arif'im, benim böyle böyle bir köylüm geliyor Avustralya'ya, Naim Süleymanoğlu bu. Naim Süleymanoğlu halter şampiyonu, bu geliyor, bunu ben biliyorum, benim köylüm, hatta uzaktan akrabam da oluyor. Bunun kaçması için bize yardım edebilir misiniz? Aynen o telefonda öyle konuştuğu için ben size aynen nakledeceğim. Kusurum varsa affedin. Hatta şu şekilde dedi. Bizim dedi kızancıklara, bizim affedersiniz kapçık ağızlara, aynı bu tabiri kullanıyor. Onlara güvenemiyorum dedi. Bize bu konuda yardım edebilir misiniz? Kardeş hemen falan arkadaşı git bul dedi. Buldular. Öyle istihbaratmış, bilmem şuymuş, bir kadınmış, bir bilmem neymiş, hiçbir şey yoktur. 4 tane canını dişine takmış ürkücü kardeşinizin marifetidir. Kaçırılış hikayesi oradan gelen şu mektuplardadır. Naim'in sesi kaçırıldığı zaman ilk götürüldüğü evdeki ses bandı elindedir. Merak eden gelip dinleyebilir. Kanberra'ya, elçiye telefon edildiği zaman verdiği cevap da şudur. İlk etapta. Size ancak ekmek, peynir filan yardım edebiliriz. Başka biz şimdilik bir şey yapamayız. 10.000 dolar verdi 0 kanal Avustralya televizyonu. 5 dakika bize Naim'i gösterin diye. Bulgar ajanları, demir perde gerisinin ülkesinin bütün ajanları fırfır arkadaşlarımızın peşinde dolandılar. Ölümle burun buruna geldikleri an oldu. Ve Naim uçağa binerken İngiltere'ye gidiyor, oradan Türkiye'ye geçti. Uçağa binerken Ali Durnaoğlu, atlı kardeşimizin, o 4 kişiden birisidir. Reis yoktur söylemem de. Ali abi sen gelmezsen ben gitmem diye böyle asıldığını kendisinden sormak lazım. 1985 yılında Ozan Arif Melbourne'de konserini icra ederken Bulgaristan göçmeni Türk kardeşlerimiz de konserimize icabet etmişlerdi. Onlar Ozan Arif'in Bulgaristan'da Türk kardeşlerimize Bulgar Komünist Partisi tarafından yapılan zulmü anlatan Bulgar zulmü şiirini okumuş. Onlar da ondan çok memnun kalmışlardı. Ozan'la görüşmek ve Ozan'ı daha yakından tanımak için yemeğe davet ettiler. Şunu söylemek istiyorum. Naim'le ilgili bazen ben de Türk televizyonlarına duyuyorum. İşte babam rahmetli Turgut Özal istihbarat devreye sokmuş, istihbarat kaçırdı. Vallahi benim istihbaratla hiç ilgim yok. Biz 2 gün bizi kimse aramadı, kimse sormadı. Yakalansaydık, Naim'i yakalansaydı bizim arkamızda duracak hiçbir güç yoktu. Biz sadece Allah'a güvendik. O Bulgaristan'da zulüm çeken Türklerin dertlerine derman olmak gayesiyle kaçırdık. Başka ne bir menfaat, ne bir para, ne bir şöhret gayesiyle bu işi yapmadık. Operasyon başarıyla gerçekleşmiş, Naim Süleymanoğlu Türkiye'ye gönderilmişti. Adımı değiştirdiler 2 yıl. Yani, Türkiye'ye gelmeden evvel, 2 yıl evvel adımı değiştirdiler, öyle değil mi? Evet. Evet. O zamandan beri plan yapardım. Ne yapayım Türkiye'ye. O zamandan beri plan yapıyordum. Nasıl geleyim diye Türkiye'ye diyor. 2 sene geçti. Planım ayın 7'sinde akşamla Türk arkadaşlarım yardım ettiler. Avustralya'da değil mi? Avustralya'da, Melbourne'da, restoranda. Biz 500 bin tane Taksim mitingleri yapsak, biz 1 milyon tane basın toplantısı yapsak, hepiniz buradasınız soruyorum. Bulgar zulmünün
dünya kamuoyuna en iyi şekilde duyurulması. Naim Süleyman oğlu hadisesinden daha böyle geçerli bir duyurma yapılmış mıdır bu zamana kadar? Ozan Arif, Bulgar zulmünü dünyaya duyurmaya çalışırken Bulgar devleti de boş durmuyordu. Bir gün Ozan Arif'in evinin kapısı çaldı. Kapıda beliren postacının eline tutuşturduğu mahkeme celbini okuduklarında şoke oldular. Bulgar hükümeti Almanya'ya baskı yapmış ve Ozan Arif'in Almanya'dan sınır dışı edilmesini istemişti. Talepleri karşılık buldu. Alman devleti Ozan Arif'in savunmasını istiyordu. Bu istek sadece formaliteden ibaretti. Karar çoktan verilmişti. Ozan Arif hakkını aramak için Alman makamına gittiğinde kendisine verilen cevapsa oldukça ilginçti. Bana dediler ki sen nasıl sanatkarsın? Amerika rahatsız, Bulgaristan rahatsız, Sovyetler Birliği rahatsız ve nihayet Türkiye rahatsız senden. Allah'ın işi, Alman makamları bir hata yapıyorlar. Yukarıda bir yerin emriyle dosyamın üzerine savunması ne olursa olsun geri gönderilecek yolunda bir not düşmüşler. Tabii yabancılarla ilgili Alman bürokrasisinin bu hatası ülke hukuk sisteminde büyük olay. Sırf bu hadise duyulmasın diye bırakın deport etme talebinin iptalini bir de bana oturum hakkı verdiler. Bulgar devleti amacına ulaşamamış, hatta Ozan Arif aleyhine açtıkları dava ters tepmiş ve Ozan Arif bu sayede Almanya'dan oturum izni almıştı. Şimdi en büyük derdi vatanına kavuşmaktı. Alparslan Türkeş'in ve Ozan Arif'in avukat amcası Remzi Şirin'in gayretleriyle Ozan Arif'in Türkiye'ye dönmesi için hukuki mücadele başlatılmıştı. 1989 tarihinde sürgün hayatına devam eden Ozan Arif'in ilk kez bir albümü Türkiye'de yasal olarak piyasaya sürüldü. Albümün ismi Sürgündü. Ozan Arif son kasetiyle inanan yüreklere sesleniyor. Sürgün, Günark Gazetecilik'ten. Bu kasetin kalıbı Almanya'da hazırlandı ve Türkiye'de ülkücü bir müzik firması diye bir kuruş para almadan çıktı bu kaset. 700 küsür bin sattı onlar. Ortaklarından birisi söyledi bunu bana. Albümün Türkiye'de yasal olarak çıkartılabilmesinin sebebi, Türkiye'nin bir nebze olsa demokrasiye geçiş yapması, siyasetin sivilleşmeye başlaması ve bunların neticesi olarak 12 Eylül baskısının azalmasıydı. Fakat sivil siyaset hükümeti ele alsa da hala Cumhurbaşkanı Kenan Evren'di. Ve Ozan Arif'le Kenan Evren'in kavgası bitecek gibi görünmüyordu. Ozan Arif vatanına dönemediği her gün biraz daha öfkeleniyor ve bu öfkeyle yazdığı şiirler üzerine hakkında yeni davalar açılıyordu. Artık iş bir nevi karşılıklı restleşmeye dönüşmüştü. Son gelenler beğenmedi izimi, vatanından sürgün etti tozumu. Tekrar vatan toprağına yüzümü sürmeyi de nasip eyle ya Rabbi. Sen kimi sevmezsin istersen yükle. Yani günahıma bunu da ekle. Hesabım var 7-8 köpekle. Sormayı da nasip eyle ya Rabbi. Yalvarırım, yalvarırım istiyorum dilimle. Gitmesinler bunlar normal ölümle. Allahsızın defterini elimle durmayı da nasip eyle ya Rabbi. Ozan Arif'in 12 Eylülcülere karşı verdiği mücadele solun da dikkatini çekmişti. Bir gün telefonu çaldı ve kendisiyle görüşmek isteyen ismi duyunca çok şaşırdı. O isim sol kimliğiyle tanınan ünlü romancı Fakir Baykurt'tu. İkisi de sürgün hayatı yaşıyordu. İkisi de vatanına uzaktan bakıyordu. Ve
ikisinin de şiirlerinin teması vatan hasretiydi. Yoruldum. Çok yoruldum. Biraz değil, çok yoruldum Almanya'da. Asfalt caddelerde yürümekten, altı şeritli otoyollarda gidip gelmekten. Yoruldum. Çok yoruldum. Biraz değil, çok yoruldum Duisburg'da. Pasaport, vize, oturma izni, işlemler, her yıl. Yoruldum yurda uzaklardan bakmaktan. Fakir Baykurt. Sorma kardeş derdimi, vatanımı özledim. Sorma kardeş derdimi, vatanımı özledim. Adım adım yurdumu, vatanımı özledim. Kimse bilmez dedim. Fakir Baykurt, Ozan Arif'in C5 isimli şiirini okumuştu. Şiir, 12 Eylül hapishanelerinde yaşanan işkenceleri anlatıyordu. Kimi vurdu, kimi baktı sevgime. Şof istedi, onuk oldu böğrüme. Çıkaranın ateşiyle bağrıma, çökerek yaptılar benim sorgumu. Şiddetli vurdular ileri geri, dilim dilim oldu yarıldı deri. Yarılan yerlere tuzu biberi, ekerek yaptılar benim sorgumu. Babamı getirdiler, eve gittiler, anama, avradıma neler ettiler. Çocuğumun boğazından tuttular, sıkarak yaptılar benim sorgumu. Yavrumu görünce çıldırdım dedim. Ne derseniz kabul, saldırdım dedim. Atatürk'ü bile öldürdüm dedim. Yakarak yaptılar benim sorgumu. Oraya beni çağırmalarının sebebi şu. Seni tebrik etmek için çağırdım. Niye çağırdınız beni tebrik etmek için? Neyim yaptım? Şu kitapta 12 Eylül cuntacılarına gösterdiğin direnci bir sol olarak gösteremedim. Seni bunun için tebrik ediyoruz dediler. Ve bu kitaptan dediler bize 1000 adet lazım. Temin edebilir miyiz? Ya ne yapacaksınız bir kitap siz? Bir tane tamam yani bilmem ne. Efendim dediler ki şu sayfada C5 diye işkenceleri anlatan bir destan var. Biz dediler senden ne yalan söylerim. Bu destanı biz Alman mahkemelerine sunmak istiyoruz. İltica edenler varmış. Yani Türkiye'de işkence olduğunu sadece biz söylemiyoruz. Ülkücüler de söylüyor diye onun için kullanacağız dedikleri zaman yok dedim arkadaş olmaz dedim ben. Niye dediler? Ya bir tane falan vereyim dedim. Siz fotokopi yaptırıyorsanız yaptırın ama ben 1000 kitabı bana dedim bilmem ne verseniz o zaman mark vardı. Şey yoktu. Bilmem ne de verseniz ben dedim böyle ülke bir şikayet için kullanacağını söylüyorsunuz göz göre göre dedim yani. Tamam ben bile bunu kullanmadım dedim ya. Kendim öyle bir talepte bulunmadım. Ben vallahi şu bir rica etmedim yani. Öyle bir ne Haymatlas pasaportum var ne bilmem neyim var. Siz şimdi böyle deyince dedim kusura bakmayın. İşte benim burada ülkücülük mü tarz dedim yani. Güldüler. Tamam dediler. Saygı duyuyorum. Ozan Arif ve Fakir Baykurt'un 2 saate yakın süren sohbeti Ozan Arif'in Baykurt'a sorduğu bir soruyla son buldu. Sonrası derin bir sessizlikti. Biz Türkiye'de neden böyle konuşmadık? Orada şunu söylemiştim. Demiştim ki keşke şu masada oturup konuştuğumuz gibi vatanımızda birbirimizle konuşaydık. Şu genç yaşlarında kara toprağın bağrına
gömülen evlatlarımızdan daha az gömülündü. Belki onlar anaları babaları bu derece acı çekmezlerdi, sıkı çekmezlerdi. Bana haklı oldum. Haklısın da geldi. Yani biz de aynı şeyi düşünüyoruz. Ozan Arif Sürgün albümünün ardından Bitsin Bu Hasret albümünü çıkarttı. Albümündeki eserlerin bir bölümünde yine sürgün hayatını anlatmıştı. Fakat bu defa albümünde bir fark vardı. Bu kez albümünün hedefinde sol değil, sağ siyaset vardı. Merkez sağ siyasetçilerin ülkeyi talan ettiğini savunuyor, rüşvetin ve soygunun Türkiye'de normalleştiğini iddia ediyordu. Albüm Türkiye'de satış rekoru kırdı. Hasret albümü Ercan Moroğlu'nun sahip olduğu Ercan Plakçılık'tan çıkartılmıştı. Ercan Moroğlu albüm satışlarından elde ettiği parayı Ozan Arif'e takdim ettiğinde Ozan Arif şoke oldu ve "bu işten bu kadar para mı kazanılıyormuş?" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Eşi Süheyla Hanım o günü şöyle anlatıyor. O kadar mutlu olmuştu ki anlatamam. İlk defa müzikten kayda değer bir para kazanmıştı. O zaman parayı boşuna heba etmeyelim. Her zaman elimizde böyle yüklü bir para geçmez düşüncesiyle şu an Samsun'da evimizin bulunduğu arsayı almıştık. Çok tuhaf. Arif için yıllarca hapis istenmesine rağmen yurdumuza bir gün mutlaka döneceğimize inanıyorduk. Ozan Arif'in yurduna dönebilmesi için avukatı Remzi Şirin sürekli Alparslan Türkeş'le irtibat halindeydi. Yargı halen 12 Eylülcülerin etkisinde olduğu için sadece hukuki mücadeleyle Ozan Arif'in yurda dönebilmesi zor görünüyordu. Alparslan Türkeş de bunun farkındaydı. Ozan Arif'in yurda dönebilmesi için toplumsal desteğin artması gerekiyordu. Bu sebepten Türkiye'de büyük yankı uyandıran 1. Erciyes Kurultayı'na Ozan Arif'in annesi, babası ve kardeşleri davet edilerek onlara konuşma hakkı tanındı. Kurultayda açılan büyük bir pankart dikkat çekiciydi. Pankartta Ozan Arif'e hürriyet yazıyordu. Bu pankart kısa süre içerisinde sloganlaştı ve Türkiye'nin dört bir yanına asıldı. Arabaların üzerinde, kişilerin göğsünde ve dağların eteklerindeki pankartlarda diyor ki Ozan Arif'e hürriyet. İnşallah Ozan Arif de halka, hakka lanet yağdırıp orduya, polise, devlete kurşun sıkanların döndüğü gibi savunduğu devletin kucağına inşallah bir gün önce gelir. Kurultaya katılan Ozan Arif'in annesi Fadime Hanım'ın tek dileği ise oğlunun bir an önce
vatanına dönüp gelmeseydi. Kaldığımız yeter ayrı. Dön gel oğlum. Arif dön gel. Dayanamam bundan gayrı. Dön gel oğlum. Arif dön gel. Bana telefon aç. Yavrum senin geldiğini görersen ada kadar. Hiç bilmirim ki Allah'a emanet ettim yavrum size Cenab-ı Allah. Özledim işte de sözledim. Kaldığımız yeter ayrı, dön gel oğlum Arif dön gel, dayanamam bundan gayrı, dön gel oğlum Arif dön gel, dayanamam bundan gayrı, dön gel. Umutsuzluğuna rağmen annesi Fadime Hanım'ın çağrıları da yerini bulmuştu. Alparslan Türkeş, Ozan Arif'e telefon açarak tek bir cümleyle onu büyük bir sevince boğdu. Alparslan Türkeş, yurduna dönebilirsin evladım demişti. Çok özledim oğlum seni, torun. Dön gel oğlum Arif dön gel.
bekliyorum seni artık. Çok bekletme beni artık. Dön gel oğlum Arif, dön gel. Çok bekletme beni artık. Çok bekletme beni artık. Dön gel oğlum. Dön gel oğlum. Arif, dön gel. Ben hudutlarımızın dışında ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinden ırak, adeta göklerin delen minarelerin dibinden uzak diyarlarda 11 yıl önce bana teslim etmiş olduğunuz bayrağı yine bu yürekte safa sağlam size getirdim. Ozan Arif yurduna döndüğü gibi başbuğum dediği Alparslan Türkeş'in yanına gitti. Alparslan Türkeş ve Ozan Arif ülkücülerin hafızasına kazınan o pozu o gün vermişlerdi. Ozan Arif vatanındaydı ve zafer onlarındı. Ozan Arif yurduna döndükten sonra 12 Eylül ihtilali ile büyük darbe alan MHP ve ülkücü kuruluşların toparlanması için yurdun dört bir yerinde konserler verdi. Ozan Arif'in keyfine diyecek yoktu. Konserlerinde ülküdaşlarıyla şakalaşıyor ve konserleri bir şölene dönüşüyordu. Şimdi çiçek vardır saksıda biter. Orada doğar, orada büyür, orada ölür. Ama birçoğunuz bilirsiniz ki çiçek vardır dağda, bayırda, yaylada, ovada, taşta, depede biter. Bu iki çiçek arasındaki farkı bilir misiniz değerli kardeşlerim? Bir duralama var, tam anlamadınız. Yeni yetmelerin bir lafı var, hani jeton düşmedi falan derler ya. O zaman şöyle sorayım peki, o zaman iyi dinleyin bu sefer, anlamanız lazım. Kardeş, balık vardır akvaryumda yaşar. Orada doğar, orada büyür, orada ölür. Öyle mi? Ama balık vardır denizde, derede, gölde, nehirde yaşar. Bu iki cins balık arasındaki farkı bilir misiniz? Tamam, anlaştık. Güzel kardeşlerim. Bu politikacılar da aynen abi verdiğim misal gibidir. Yani nasıl Ozan Arif? Şu, akvaryum politikacısı vardır, saksı politikacısı vardır. Şimdi onların düşüncesi sadece gelecek seçimleri düşünmektir. Nasıl ederim de ben bu milleti kandırırım, Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'ne kendimi atarım. Ve becerirler de, kandırırlar giderler. 4-5 sene daha yanınıza gelmezler. Ama 4-5 sene sonra gelirler, öyle maharetlidirler ki sizi yine kandırırlar. Yine giderler. Fakat güzel kardeşlerim, politikacı da vardır ki gelecek seçimlerden ziyade gelecek nesilleri düşünür. Her ne kadar sayıları azalmaya yüz tutsa da bu tip politikacıların da varlığından haberdarız. Allah sayılarını artırsın. Ben bu tip politikacıların da arasındaki farka girecek değilim. Şimdi size arz etmek istediğim şu.
Güneydoğu'dan bir ses duyuracağım dedim. Bu saksı politikacılarından bir tanesi, akvaryum yosmalarından bir tanesi Güneydoğu Anadolu bölgesine seçim gezisine gidiyor. Ne zaman? Bundan aşağı yukarı herhalde 25-30 sene evvel. Şimdi değil, şimdi gidemez, sıkar. Güneydoğu'da bu 20-25 sene evvel olan hadise, o akvaryum yiğitlerinden bir tanesi arkasında 25-30 araba 50-60 adamıyla beraber gidiyorlar. Giderlerken bakıyorlar ki yolun kıyısında bir Güneydoğu Anadolu köylüsü çalışıyor. Siz bu akvaryum siyasetçilerini bilir misiniz? Bilmem, bilmeniz lazım. Onları bilmeyen olmaz. Onlar şöyle yani nasıl desem, hani böyle ne derler, ensesi kilise direği gibi filan. Hem de öyle direk gibi olmasını bırakın, böyle basamak basamaktır, katmer katmer, yangın merdiveni gibi. Böyle bir göbekleri vardır ki nah, ceketin kopçası koptu kopacak. Aman ha, aranızda şişman filan olan kardeşlerim vardır, onlar benim kusuruma bakmasınlar. Şişmanlık Allah vergisi, onu karıştırmıyorum. Benim dediğim o göbekleri ben bilirim. O haram lan şişen göbek, tanınır zalim, biliyor musun? Şimdi en başlarında öyle bir akvaryum siyasetçisi Güneydoğu'da giderken bakıyorlar ki köylü kardeşimiz kenarda çalışıyor. Durun diyor. Hepsi birden duruyorlar. Pat 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 arabadan iniyorlar. Buyurun efendim, bir emriniz mi var? Yok canım, emrimiz falan yoktur. Sadece şurada bir köylü kardeşimizi gördük, ona bir merhaba diyelim. Zalıma bak zalıma, birey birey sağlam hesap yapıyor. Emredersiniz efendim diyorlar, hepsi arabadan iniyorlar köylünün yanına doğru, böyle 70-80 metre var. O arada köylümüz ne yapıyor orada biliyor musunuz güzel kardeşlerim? Köylü kardeşimizin de yaptığı iş şu, eskiden böyle jeneratör motor yoktu, alçak yerlerdeki suları yükseklere taşımak için dolap sistemi vardı. Hatta o dolapları da bir at, bir beygir çevirir de bir dolap beygiri tabiri vardır. Hani birisi böyle fazla gezdi miydi deriz ki ulan ne geziyorsun dolap beygiri gibi, otursana filan. O lafı bilir misiniz efendim? Ha, o lafın kaynağı o hadise. Şimdi bizim köylü kardeşimiz de onu yapıyor ama o kadar fakir ki, o kadar gariban ki bir atı beygiri bile yoktur. Bir uyuz eşeği varmış, dolaba onu koşmuş. Eşek dolabı çeviriyor, kendisi de çalıştığı yerin yanında bir tek söğüt ağacı var. Onun dibine gelmiş, uzun yine oturmuş. Uzun oturmayı da bilirsiniz, ne yatma ne oturma. Söğüde şöyle yaslanmış, şapkasını gözünün önüne eğmiş. Ellerini şöyle darak yapmış, ensesine koymuş. Ağaca sırtını vermiş, bacağını da bacak üstüne atmış. Bekliyor ki kara kaçan işi bitirsin. İş bitince kalkıp gidecek. İşte bu vaziyette bizim köylü kardeşin yanına doğru geliyorlar. Bizim köylümüz bir başkadır değerli kardeşlerim. Milletin efendisidir dediler, anasını ağlattılar, iflahını söktüler ama hiçbir çıkar beklemeden huzurunuzda en mukaddes değerlerim üzerine yemin ederek söylüyorum. Vallahi bırakın milletin efendisi olmayı, Türk köylüsü İnsanlığın efendisidir, insanlığın. Çünkü siz bakmayın, belki onun yakasında bir karış tarla toprağı vardır, kir vardır. Belki kulaklarının içi harman tozuyla doludur. Belki pantolonundan bir iplik çekseniz 40 tane yamalık düşer ama yeri geldiği zaman benim diyen diplomalıya nezaket dersi verir, insanlık dersi verir. İşte böyle bir köylü oradaki köylüde. Bu en kodaman o, en irisi olan başlarında geliyorlar. Bizim oralarda gölden çıkmayan camızlar vardır böyle, onun gibi. Merhaba köylü kardeş! Köylü o nezaket içinde hemen ayağa kalkıyor tabii. Hazır ola geçiyor, şapkasını eline alıyor, önünü ilikliyor. Hazır ol da merhaba köylü kardeşi duyunca aleykümselam begim diyor. Ne yapıyorsun bakalım? Ozan Arif olsa cevap hazır. Öllünün körünü yapıyorum. Meşhur eşek çalışıyorum işte. Ama köylü efendi, köylü Ozan Arif gibi değil ki.
O yine efendiliğini bozmuyor. Diyor ki, efendi, görürsün işte, çalışırım. Canım bu ne biçim çalışma böyle? Güya aklı sıra şaka yapacak. Ula begim niye beğenmedin mi? Canım burada söğüdün dibinde yatmışsın, bir de bana utanmadan çalışıyorum diyorsun. Ula begim vallahi çalışırık işte, ben baksana kara kaçanı dolaba koşmuşum. Beklerim ki kara kaçan işi bitirsin. Canım burada söğüdün dibine yatmışsın, sırtını da dönmüşsün. Gözünü de kapatmışsın, kara kaçanın çalıştığını nereden anlıyorsun? Aa begim diyor, bir dakika bak, sen herhalde fark etmedin. Ben kara kaçanın boğazına bir zil astım, gördün mü begim? Kara kaçan dolabı çevirirken zil sallanıyor. Zil sallanınca cıngır cıngır ses çıkıyor. Ses çıkınca anlıyorum ki begim, ben gözüm yumuk olsa da benim kara kaçan çalışıyor. Ses durdu muydu? Anlıyorum ki kara kaçan durdu. Kalkıyorum, gidiyorum, dehliyorum, geri dönüyorum, yine yatıyorum. Evet, tamam, doğru ama seni kara kaçan kandırabilir. Ula ne diyorsun begim? Benim eşek nasıl kandırsın? Kandırır. Ula begim tövbe de, nasıl olacak bu iş? Bak ne yapar biliyor musun? Ne yapar begim? Kara kaçan durur. Begim? Durduğu yerde başını sallar, başını sallayınca zilden ses çıkar, zilden ses çıkınca da sen zannedersin ki çalışıyor, seni kandırır. Öyle deyince bizim o gariban köylü elindeki şapkayı yine kafasına koyar, bakar ki değmez, tın tın. Ula begim iyi değilsin, has değilsin de ben senin gibi akıllı eşeği nereden bulayım? Ozan Arif'in konserlerini sadece elinde bağlamayla deyişlerini okuduğu bir konser olarak algılamamak lazım. Ozan Arif aynı zamanda bir psikolog gibi, bir sosyolog gibi bulunduğu kitlede, yani bazen 300 bin kişiye, bazen 300 kişiye, 30 kişiye konser verirken aynı zamanda ders verir. Orada işte o liseli genç ülkücülere verir. Bakarsınız üniversiteli gençlere ders verir. Bir de işte ünlü Erciyes'te olduğu gibi, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki stadyum konserlerinde olduğu gibi kitlelere ders verir. Yani şiirini okur, deyişlerini söyler, arada bir anekdot anlatır mesela, yaşanmış bir anekdot anlatır, tarihi bir anekdot anlatır ve o biraz evvel okuduğu veya daha sonra okuyacağı bir deyiş ve şiir için altyapısını hazırlar. Ben köylü vatandaşım, ben köylü vatandaşım, kim benim dostum babo? Bu ne hırs, bu ne hışım, bu ne hırs, bu ne hışım, sesimi kıstın babo, vay babo, 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 vay babo. Kiminiz bana güler, kiminiz bana güler, kiminiz aptaldır der. Baştaki efendiler, ben size küstüm babo, vay babo. Orkestra şefi gibi. Bakarsınız, yani Erciyes'te defalarca Arif abiyle konserlere gittik. O kurultayları yaşadık. Türkiye'nin çeşitli illerinde stadyum konserleri, kapalı spor salonları konserlerini yaşadık. Bir anda bir orkestra şefi gibi elini kaldırır. İşte salonun sağ tarafı okumaya başlar, sol tarafı okumaya başlar ama müthiş bir orkestra şefi gibi bir senkron oluşturur ki bir taraftan bir başka ses duyamazsınız veya detone olmaz, yani binlerce insan aynı koroyu oluştururken bir tane detone ses çıkmaz. Onun için bu Türkiye'de bilmiyorum ama dünyada da çok az kişinin yapabileceği bir iş. Ozan Arif 1993 yılında tekrar Almanya'ya döndü.
Bu defa dönüş sebebi hakkında açılan davalar değil, Karabağ meselesiydi. Azerbaycan'da yaşanan dramı dünyaya duyurmak için Almanya'da Büyük Karabağ mitingi düzenledi. Ozan Arif'in Karabağ meselesini anlattığı Ya Karabağ Ya Ölüm şiiri Azerbaycan'da büyük bir yankı uyandırdı. Ozan Arif'in mücadelesi üzerine Azerbaycan Radyosu'nda Ozan Arif'in öyküsünü anlatan 2 saatlik belgesel yayınlandı. Türk aleminin sayımlı senetkarı Ozan Arif bu görkemli ustad hakkında söz söylerken senetin neçe yönümüne üst tutasan gerek. O hem aşıktır, hem şairdir, hem bestekardır. Peki Azerbaycan'da katliama uğrayan Türkler için Ozan Arif ismi ne anlama geliyor? Ne yaşamışlardı? Ve onlarda Ozan Arif'in verdiği mücadelenin etkisi ne olmuştu? Hocalı soygırımı şahidi Ayna Allah Yar kızına Ozan Arif hakkında sual verdik. Bugün Hocalı soygırımından 31 il geçipti. Hocalı soygırımından bizi həsrət, hüzün, niskil bir faciə ayırır və bir də Xocalıdan bizə qalan mənim qarşımda olan bu albom. Çünki Xocalıdan hər kəs bilir ki, Xocalı dört bir tərəfdən mühasirədə idi. Heç bir şey götürmək mümkün deyildi. Mən orta məktəbdə oxuduğum üçün öz dəftər kitabımla bərabər bu albomu da özümdən götürmüşdüm və yeganə bir xatirə olaraq Xocalıdan mənə ancaq bu albom qalmışdı. Mən çox gözəl bir söz oxudum. Deməli, sözdə deyilirdi ki, Azərbaycan bir gözdür, Qarabağ isə onun bəbəyidir. Bəli, həqiqətən də Qarabağ o qədər gözəl bir yerdə, o qədər gözəl bir məkanda yerləşir ki, bəlkə də o bizim bədxah qonşularımızın gözü həmişə bizim torpaqlarımızda olubdur. Çox şükür ki, bu günlərim torpaqlarımız işğaldan azad olundu və bu söz məni o qədər gözəl maraqlandırdı ki, bu sözü elə bilirdim ki, haradasa bir Azərbaycan musiqisindən olan bir sözüydü. Qarabağ, Azərbaycan bir gözdür. Qarabağda onun bəbəyi. Sonra araşdırdım, gördüm ki, bu Ozan Arif'in şeirindən ya Qarabağ ya ölüm olan bir şeiridir. Bu şeirdə də biz çox bir, necə deyim, bizi ruhlandırdı. Sanki Qarabağın Azərbaycanın Qarabağsız olduğunu, mümkünsüz olduğunu bildirdi və hər zaman da əskərlərimizin də dilində, xalqımızın da dilində idi bu şeir, bu musiqi və bu Ozan Arifi axtarmaq, Ozan Arif haqqında düşünmək bu şeirdən sonra mənim üçün daha da maraqlı. Mən araşdırdım, doğrudan bu cür gözəl sözləri yaşayan yəqin Qarabağı görər, amma Ozan Arif Qarabağı görən bir adam deyildi və 2019-cu ildə də rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin, məkanın cənnət eləsin. Onun ruhu bəlkə də bugün Qarabağı dolaşır və çox istərdim ki, elə onun doğmaları Qarabağımızı ziyarət eləsin. Çünki orada o çox gözəl, o qədər təsir edici sözləri var ki, bəbəklərin başları daşla əzlərkən məni kimsə sus deyə bilməz. Bəli, o Qarabağda, körpü uşaqların Xocalıda başları əzlərkən heç kim susmamalıydı və bütün dünya birliyi onlardan biri də öz sözü ilə, öz şeirləri ilə Ozan Arif bunu demişdi. Allah məkanını cənnət eləsin. Çox istərdim ki, inşallah ki, mən elə Türkiyə səfərlərinin birində Ozan Arifin məzarını ziyarət eləyəm və deyəm ki, ruhun şad olsun şair. Artıq ya Qarabağ, ya ölüm elə Qarabağımız bugün Ali Baş Komandanımızın siyasi zəkası və Azərbaycan ordusunun gücü sayəsində azad olundu. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Qarabağ. Almanya'da düzenlenen Qarabağ mitinginden sonra Ozan Arif Türkiye'ye döndü. Yer yer Türkiye'de, yer yer Avrupa'da konserler düzenleyerek ülkücü ideolojiyi ve Türkiye'nin sorunlarını türkülerle, şiirlerle milletine anlatıyordu. Artık
her şey belli bir düzene oturmuştu. Ta ki o güne kadar. 4 Nisan 1997. Bu tarihten sonra Ozan Arif için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Alparslan Türkeş vefat etmişti. İyi akşamlar. Şu an Ankara Karanfil Sokak'ta MHP Genel Merkezi'nin önündeyiz. MHP Genel Merkezi'nde bayraklar yarıya indirilmiş ve son başbuğumuz dedikleri Alparslan Türkeş'in ani ölümüyle sarsılan MHP'liler akın akın MHP Genel Merkezi'ne geliyorlar. MHP lideri Türkeş'in vefatı tüm ülkücüleri derinden sarstı. Ancak içlerinden biri vardı ki onun çizdiği yolda ozanlık unvanı almış, onun davasını sazında, sözünde bayrak yapmış ve yıllarca yurdundan ayrı kalmıştı. Evet, Ozan Arif'ten söz ediyoruz sayın seyirciler. Ozan Arif bugün Ankara'ya geldi ve dava arkadaşlarına başsağlığı diledi. Ancak duygularını anlatmaya şairliği de kifayet etmedi. Çok değişik acılarla karşı karşıya geldik. Ama ben böyle bir acı görmedim. Fakat her şeyde öğretmenlik yaptığı gibi böyle bir acıyı da bize o öğretmiş oldu. Avrupa'daki ülke ocakları temsilcileriyle birlikte MHP Genel Merkezi'ne gelen Ozan Arif, duygularını böyle dile getirmeye çalıştı. Ozan Arif olmam hasabıyla bu konuda mütevazi değilim. Kelimelerle damadaşı gibi oynayan birisiyim. Ancak şu andaki duygularımı ifade etmeye o kelimeler, daha doğrusu ozanlığın, Arifliğin kifayet etmiyor. Ozan Arif, babam dediği Türkeş için gözyaşlarını tutmakta güçlük çekerken bir sitemini de dile getirmeden geçemedi. Bir konuda o çok sevdiğim Türk milletine teessüflerimi belirtmek istiyorum. Sağlığında kıymetini yeteri kadar bilemedi onu. İnşallah öldükten sonra bilecek. Sağ olun. Ozan Arif, Bayındır Tıp Merkezi morgunda başbuğunu son defa gördü. Onunla uzun uzun vedalaştıktan sonra daralan göğsüne bir hava gerekiyordu. Kendisini hızla dışarı attı. Ancak gözyaşını dahi silemeden hastanedeki kalabalıktan yükselen sesler göğsünü yeniden sıkıştırmıştı. Başbuğunun sıcak bedeni henüz soğumamışken parti yetkilileri arasında geçen tartışmalar "Yeni genel başkan kim olacak?" diyordu. Bu konuşmalar defalarca Ozan Arif'in kulaklarında yankılanırken çok sevdiği başbuğuna ilk defa serzenişte bulunmuştu. Evladım dediğin Ozan Arif'i kime bıraktın da gittin başbuğ? Ve bu söz 18 Mayıs tarihinde sandalyelerin havalarda uçuştuğu MHP kurultayında şiire dönüştü. Ozan Arif'in yeni albümünün de ismi oldu. Ozan Arif şiirinde gemi var, kaptan yok, uzakta sahil. Cahilmiş tayfalar, topyekün cahil. Sahi sen, bunlarla hepsi dahil, nasıl bu davayı güttün başbuğum, diyordu. Bu şiir, MHP yönetimiyle yaşanacak gerginliğin ilk sinyaliydi. Ozan Arif'in artık tek bir gayesi vardı. Milliyetçi Hareket Partisi'ni Türkeş'in çizgisinde tutmak. Ozan Arif, 1998 seçimleri öncesi Türkiye'de konser turnesi düzenleyerek MHP için milletinden oy istedi. Alparslan Türkeş'in ölümünün toplum üzerinde yarattığı duygusallık ve terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının milliyetçi duyguları kabartması neticesinde 1998 seçimleri MHP'yi iktidara taşıdı. Ozan Arif'in hayali gerçekleşmişti. MHP artık iktidardı. Seçim başarısından sonra Biz Geldik isimli konserleri düzenledi. Fakat işler hiç de beklediği gibi gitmeyecekti. Üç partinin koalisyonuyla kurulan 57. hükümet bir yıkımla sonlanmıştı. MHP seçimlerinden önce verdiği vaatleri yerine getirememişti.
Sanki Alparslan Türkeş'in yazdığı Dokuz Işık kitabının halkçılık, toplumculuk ilkeleri rafa kaldırılmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bölücü terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın idam görüşmelerindeki tutumu herkesi tam anlamıyla şoka uğratacak, şehit aileleri MHP'nin kapısına siyah çelenk bırakacaktı. Tüm yaşanan olumsuz gelişmelerin üzerine bir de ekonomik krizin patlak vermesi 57. hükümeti tamamen milletin gözünden düşürdü ve milletin MHP'ye kestiği fatura acı oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplantıya çağıralım ve seçim tarihini 3 Kasım olarak belirleyelim. 3 Kasım 2002 22. dönem milletvekilliği genel seçimleri huzur ve güven ortamında yapılmıştır. Seçim sonuçlarının bir partinin tek başına iktidarını ortaya çıkardığı anlaşılmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu seçimlerde baraj altında kaldığı görülmektedir. Seçim başarısızlığından sonra Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanlığından istifa etti. Fakat diğer kongrede tekrar aday gösterilerek genel başkanlık koltuğuna yeniden oturdu. Ozan Arif için işin tadı kaçmıştı ve ona göre bu MHP Türkeş'in MHP'si değildi. Şimdi milletinin şikayetlerini yıllarca iktidarı için çalıştığı MHP'ye aktaracaktı. Yine sazıyla, sözüyle birlikte. Yeni albümünün ismi oldukça manidardı. Yeter artık. Ben ürkücü doğdum bu yoldan asla. Sapmadım, sapmam da mümkün değildi. Ben ürkücü doğdum bu yoldan asla. Sapmadım, sapmam da mümkün değildi. Makasla kestiler beni makasla. Kopmadım, kopmam da mümkün değildi. Mümkün değildi. Makasla kestiler beni makasla. Kopmadım, kopmam da mümkün değildi. Kopmadım, kopmam da mümkün değildi. Mümkün değildi. İhtirasım olsa mamlık ne vade? Ben de alkış tutar işte o hale. Ya makam kapardım ya da ihale. Kapmadım, kapmam da mümkün değil mi? Küresellik, globallik, tombulluk. Her şeye he demem, yok öyle bolluk. Allah varken Allah, kuluma kulluk. Yapmadım, yapmam da mümkün değil. Yeter Artık albümünden sonra Ozan Arif'in MHP yönetimiyle gerginliği had safhaya ulaştı. Artık Ozan Arif'e selam dahi veren partiden ihraç ediliyordu. Onun asıl merak ettiği ise sürgün hayatı boyunca ayakta kalması için büyük mücadeleler verdiği Türk federasyonlarının tepkisinin ne olacağıydı. Birçoğuyla neredeyse 20 yıla yakın bir dostluğu vardı. Onların tavrını federasyonun kurultayında acı bir şekilde öğrenecekti. Ozan Arif kurultay salonuna gittiğinde onu kapıda bir grup genç karşıladı. Gençler ne diyeceklerini bilemeden Ozan Arif'in önüne duvar örmüşlerdi. Karşılarında Türkleriyle büyüdükleri Ozan Arif vardı. Büyüklerinin aldıkları karardan utanıyorlar, onu kurultay salonuna alamayacaklarını bir türlü söyleyemiyorlardı. Ozan Arif ise her şeyi çoktan anlamıştı. Gençleri zor durumda bırakmak istemedi. Ve anladım yavrum, anladım sizin suçunuz yok. Siz canınızı sıkmayın dedi. Ozan Arif kurultay salonundan uzaklaşırken gençlerden bir tanesi
cebine bir not bırakarak hızlıca yanından uzaklaştı. Ozan Arif o notu ömrü boyunca saklayacaktı. Notta şunlar yazıyordu. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Sen canını sıkma Ozan'ım, bu günler de geçer. Birkaç teşkilat hariç tüm federasyonlar Ozan Arif'e sırtını dönmüştü. Bu defa kendi camiasında istenmeyen adam ilan edilmişti. Hakkında dedikodular çıkartılıyor, itibarsızlaştırılmaya çalışıyordu. Artık Ozan Arif'e saldırmak MHP yönetiminin takdirini kazanmanın en kısa yoluydu. Öyle garip şeyler yaşıyorduk ki anlatmaya kalksam günler sürer. Yok Ozan Arif parasız konsere çıkmazmış. Yok efendim neymiş iktidar partisinden talimat alıyormuş falan filan. Böyle abuk sabuk iddialar. Hele bir tanesi var ki kendi kendimize güler misin ağlar mısın demiştik. Bir gün telefonumuz çaldı. Telefonu ben açmıştım. Arif de karşımda oturuyor. Telefondaki kadın dedi ki Süheyla Hanım kocanızın nerede olduğunu biliyor musunuz? Hiç bozmadım. Bilmiyorum dedim. Telefondaki kadın, kocanız şu an pavyonda deyince sinirlendim. Ve ona dedim ki, hanımefendi, kocam şu an karşımda oturuyor. Diyerek telefonu kapattım. Sonra Arif'le birbirimize baktık ve gülmeye başladık. Gerçi acı bir gülüştü bu. Sürekli böyle taciz telefonları alıyorduk. Ve bunları yapanlar, Ozan Arif'in yıllarca ülküdaşım diyerek toz konduramadığı insanlardı. Yaşadıklarını bir süre sakince kendi içerisinde biriktiren Ozan Arif, sessizliğini Hulki Cevizoğlu'nun sunduğu Ceviz Kabuğu programında bozdu. Bu programdan sonra çıkarmış olduğu Ak mı, Kara mı albümü, Ozan Arif ve MHP yönetimi arasındaki gerginliği iki katına çıkaracaktı. Albümünde seslendirdiği bir şiiri Ceviz Kabuğu programında dönemin Ülke Ocakları Genel Başkanı Alişen Satılmış'la yaşadığı bir tartışmaya bağlanacak. Şiirinde isim vermemiş olsa da o şiir MHP yönetimini çok kızdıracaktı. Ozan Arif bunu yapmamıştır ama şimdi Türk Milliyetçiliği Hareketi'nde ne yapılıyor? İçerisi ve dışarısı diye de olgu kalmadı ya. Bütün namahremi ulu orta. Her yerde tartışılıyor. Her yerde konuşuluyor. Bunu algılama, yorumlama, anlamlandırma noktasında bir takım insanlar sıkıntıya düşüyor. Bir de bu kimse bu harekete herkes bir bedel ödemiş. Kim kimi dışlayabilir, kim kimi dışarıya atabilir ne bileyim ne de. Gelsin girsinler, zorlasınlar, mücadele etsinler. Etmediler mi? Ettikleri gibi aynı şekilde etsinler. Efendim namahremi ulu orta ortalıkta konuşuluyor. Gelsinler konuşalım diyor. Gidiyorsunuz da konuşamıyor musunuz ya da gitmiyor musunuz? Yani gelsin konuşalım işte şey mantığı yani biliyor ki gelsinden olmuyormuş. Gelsin konuşalımla olmuyor. Biliyor ki efendim işte ne diyorsunuz önünüze şey geliyor bilmem nereye girmek yasak. Efendim yaşadığım şeyleri burada ikrar burada söylemek istemiyorum yani bunlara gerek yoktur. Bu çirkinlikleri ne yaptı olan ne ben bilmiyorum ki ne olduğunu ben. Ben ne yaptım bilmiyorum. Ben ne yaptım bilmiyorum yani ben dün neysem bugün de aynıyım. Bakıyorum kendime dediğim aynı. Söylediğim aynı. Hatta diyorum ki size 80 öncesi bilmem ne tarihinde söylemişim. Bugün söylüyorsun onu bilmem ne yapma. Onu işte şunun için söylüyor falan gibi şeylerle karşılaşıyorum. Yani bu kardeşimizin şeyine göre değil. Yaptığım şeyi bilmiyorum. Neye geleceğim? Özür dilemeli. Neyin özüründü? Ne yaptım ben de özür dilemeli? Kabahatim ne diyorsun? Kabahatim ne bilmiyorum ben. Ha şimdi ben bir şeylerin takipçisiyim Hulki Bey. Ben iyi kötü bana bir misyon yüklemişler. Kendime göre mesaj vere gelmişim. Efendim söylemişim, demişim. Başkalarının yanlışlarını söylemişim. Başkalarının 8,5-9 ayda efendim yaptıklarını yüzlerine vurmuşum çarşaf çarşaf destanlarla. Ama 3 sene geçmiş aradan. 3 sene sonra kardeşim size böyle bilmem yapmayın deyince vay kasetleri alınmasın. Yani kaset bilmem ne derdim değil. Alınsın alınmasın. Ben önemli olan yüreğimin yangınını duyurayım. Benim derdim kaset bilmem ne falan değil. Oraya girmesi yasak, buraya girmesi yasak. Bu kardeşim de bazı şeylere şahit biliyor.
Bunu şimdi gel bunu bilmem ne yapalım. Neyi geleyim yani yanımda çıkış kağıtlarını mı göstereyim? Tabii kimi savunuyorum şimdi ben? Yani, mesela şunu diyor. Diyorsun ki falan ya kimi savunuyorsun derken yani anlıyorum senin ızdırabını. Ama şimdi de, kardeşim yani mecliste ülkücü harekete genel başkanlık yapan adam 5 kere çıkıyor kürsüye. Bu iş mi yani? Bunu senin miden kaldırıyor mu? Midem de kaldırır, beynim de kaldırır. Bir kere o adam değil Türk Milliyetçiliği Hareketi'nin lideridir. Adam dedim, adamları kızdılar. Ben adam sanmıştım, adam değilmiş. Küfrettiler, bana neler yazdılar. Ben adam sanmıştım. Ozan Arif ile Devlet Bahçeli yönetimi arasında geçen bir başka tartışma konusuysa Erciyes Kurultayı'ydı. Alparslan Türkeş, 1990 tarihinden itibaren her yıl Ağustos ayının ilk haftasında Kayseri Erciyes Tekir Yaylası'nda kurultay düzenliyordu. Kurultay, yurt dışından ve Türk Cumhuriyetlerinden gelen katılımcılarla bir şölene dönüşüyordu. Çocukları yok sayıp geçer miyim çok ayıp. Hepsini kucaklayıp merhabalar diyelim. Merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Anam bacım temtekler, çok erkekten erkekler merhabalar diyelim. Merhaba, merhaba, merhaba. Devlet Bahçeli sürekli düzenlenen Erciyes kurultaylarını 2007 yılında iptal etme kararı aldı. MHP yönetimi Alparslan Türkeş'in vasiyetinin 16 Türk Devleti'ni temsilen kurultayın 16 yıl yapılması yönünde olduğunu iddia ediyordu. Ozan Arif ise bu iddianın tam bir saçmalık olduğunu, Türkeş'in hiçbir zaman öyle bir vasiyeti olmadığını söylüyordu. Tartışma büyüyor, Ozan Arif ile MHP yönetimi arasındaki gerginlik artarak devam ediyordu. Nihayetinde Ozan Arif Erciyes kurultaylarını kendisi düzenlemeye karar verdi. Bizim bu binlerce yıllık Türk tarihinde soy soylayıp boy boylama olarak nitelendirdiğimiz kurultay, aynı zamanda o ülkeye, o amaca inanan insanların birbirleriyle yüz yüze gelmeleri, tanışmaları, hemhal olmaları anlamına geliyordu. Orada çadırlarda sabahlara kadar çadırların içerisinde insanlar birbirleriyle sohbet ediyorlardı. Yani Avustralya'dan gelmiş, işte Kanada'dan gelmiş, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden, şehirlerinden gelmiş insanlar Yozgatlı Ahmet'le, Karslı Mustafa'yla, Kayserili Yavuz'la bir araya gelebiliyor. Orada tanışıyorlardı. Gönül köprüsü kuruyorlardı. Türkeş'in amacı da ülkücüler arasında bir gönül köprüsünün, sağlam bir gönül köprüsünün kurulması ve bir kardeşlik hukukunun ömürlerinin sonuna kadar devam etmesi amaçlıyordu. Hani ülküdaşlık hukuku dedikleri, ülkücü ülkücünün öz kardeşidir dediği ilkelerin orada gerçekleştirildiğine tanık oluyorduk. Onlar bir sofrada bir ekmeği paylaşıyorlardı, bir yemeği, bir ayranı paylaşıyorlardı. Ve bir gelenek, binlerce yıllık bir gelenek. Sayın Bahçeli bundan çok ürkmeye başladı. Neden ürkmeye başladı? Zaten Arif abiyi bir süre Erciyes'e hiç getirmediler. Popçuları, topçuları, bir takım arabeskçileri getirip milyonlarca yani para vererek onları sahneye çıkardılar. Ama ülkücüler ne oluyor dedi ya. Ne oluyor, bizim geleneğimizde bu arabesk mi var? Bizim geleneğimizde bunlar yok. Bunlar
bu tamam tanınmış şöhretli sanatçılar olabilir ama bizim ağız tadımıza uymaz. Gönül sesimize, sızımıza uymaz diye isyan ettiler. Ve 2002-2003 seçimlerinin sorgulaması başladı orada. Yani çadırlarda ve bir araya gelen, o yaylada bir araya gelen insanlar. Ya durup dururken niye seçime gidildi? Bu Bahçeli ne yapmak istiyor diye öz eleştiri yapmaya, sosyolojik sorgulamaya başladı. Yoksa Bay Bahçeli'nin işte kene şeyi endişesi yüzünden insanlara oralarda kene yapışır ve insanların sağlığı bozulur diye bir bahaneyle iptal etmesi, baştan sonra o işin sosyolojik sorgulaması ve eleştirinin yapılması yüzünden yasaklanmıştır. Ama Arif, merhum Ozan Arif bu yasaklamadan sonra inadına dedi ve her yıl Ağustos'un ilk haftasında bütün baskılara, yasaklamalara rağmen geldi o Erciyes'te, o taşın üzerinde 3 kişi olsak da oturacağız dedi. Ve ben onun sağlığında, benim de memleketim olduğu için Arif abiyi yalnız bırakmamaya gayret ettim. Gün geldi, işte 10 bin kişiye hitap etti orada. Gün geldi 300 kişiye hitap etti ama o Erciyes'i, o Tekir Yaylası'ndaki kurultay ruhunun yaşayabilmesi için son rahatsız olduğu güne kadar her birinde eksiksiz katıldı. Her yıl tartışmalarla, olaylarla düzenlenen Erciyes kurultayı bir nevi MHP yönetiminin meydan okuma alanına dönüşmüştü. Allah'ını seven dost doğru desin. Değişen ben miyim? Yoksa onlar mı? Onlar. Şeriat siz olun, parmağı kesin. Değişen ben miyim? Yoksa onlar mı? Allah! Ben mi ihraç edip vekil susturdum veya bakan dövüp terör estirdim? Bir sürü gönüllü ben mi küstürdüm? Değişen ben miyim? Yoksa onlar mı? Onlar! Dikkat et, burada her işin başı. Ne ülkü koydular ne ülküdaşı. Ben mi dedim size yol arkadaşı? Değişen ben miyim yoksa onlar mı? Onlar! Nerede o beraber yapılan toylar, o güzel geceler, o kurultaylar? Kurultay olsa da gelmiyor baylar. Değişen ben miyim yoksa onlar mı? Onlar! Değişmek başkadır, gelişmek başka. Ben hala bağlıyım o eski aşka. Başbuğum söylerdi sağ olsa keşke. Değişen ben miyim yoksa onlar mı? Allah! Ülkücülük ölsün. Tartım da aynı. Kuralım da aynı, şartım da aynı. Ve onlara rağmen partim de aynı. Değişen ben miyim yoksa onlar mı? Allah! Ozan Arif yeter, kafidir bunlar. Anladıysa eğer erbaş olanlar, başçavuş da eşek değil ya anlar. Tüm bu yaşananlar üzerine Ozan Arif'e gelen bir telefon onu çok şaşırtmıştı. Arayan Devlet Bahçeli'nin özel kalem müdürü Özcan Yeniçeri'ydi. Yeniçeri, Bahçeli'nin kendisiyle görüşmek istediğini söylüyordu. 2011 yılıydı. Ve Sayın Genel Başkan'la bir görüşmemiz sırasında benim aday olmam gerektiğini söyledi. Hatta şöyle dedi, elini taşın altına koyma zamanı geldi dedi. Ben de o ne demek diye sorduğumda dedi ki siyasete atılman gerekiyor, milletvekili olman gerekiyor dedi. Ben de kendisine aslında kendimin siyasete elverişli olmadığını ve ben her şeyi bildiğim, inandığım, iman ettiğim ölçüde söyleyen birisi olduğumu ve dolayısıyla da rahatsız edici olabileceğimi, bunun için de şu anda ilişkilerimiz iyiyken yarın ilişkilerimiz kötüye gidebilir. Ben gerçekleri söyledim diye. Onun için benim mümkünse siyaset dışında medyada hareketin sözcülüğünü
yapan birisi olarak faaliyetlerime devam edeyim dedim. Dedi ki, hayır dedi, parlamentoda sana ihtiyaç var dedi. Öyle deyince ben de dedim ki, parlamentoda güçlü bir kadronun oluşması gerekiyor. Benden ibaret değil, şu anda MHP'nin, Ülkücü Hareket'in bütün birinci sınıf adamları siyasetin dışında itilmiş, örselenmiş, hırpalanmış bir durumdalar. Bunların hepsinin siyasete dahil edilmesi gerekiyor ki gerçekten Milliyetçi Hareket istenilen sonucu elde edecek bir noktada olsun. Yeteri derecede temsil edilsin. Kim bunlar diye sorduğunda ben de dedim ki mesela Ali Güngör, mesela Sadi Somuncuoğlu, mesela Enis Öksüz, mesela Ozan Arif ve birkaç isim daha saydım. Bütün bunların Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadrosu olarak faaliyet göstermesi halinde parlamentoda çok güçlü bir entelektüel kadronun, çok güçlü bir kültür ve sanat erbabının da orada olması anlamına bu gelecektir. Bu az bir şey değildir dedim. Bunu 2-3 defa görüşüp konuştuktan sonra Sayın Genel Başkan bunu o zaman dedi ki pekâlâ sırasıyla arayalım dedi. Ve önce Sayın Ali Güngör'ü aradı. Rahmetli Güngör'le görüşmek istediğini söyledi. Ankara'ya geldiğinizde sizi çay içmeye bekliyorum şeklinde bir ifadede bulundu. O da dedi ki otelde görüşelim dedi Sayın Ali Güngör. O dedi ki ya ben parti genel başkanıyım, otele gelemem. Siz buyurun gelin dedi ve gelirseniz burada görüşürüz dedik dedi. Ali Güngör'le mesele bu boyutta kaldı. Sonra Ozan Arif aranması istendi. Tabii bu ısrarla ve bunları konuşarak yapıyoruz. Ben ayrıca medyanın da mesela Yeni Çağ Gazetesi'nin de MHP'nin yayın organı haline getirilebileceği, Ülkücü Milliyetçi Hareket bütün orada yazarlar, onların da dahil edilmesi gerektiğini söyledim. Hatta Sayın Ahmet Çelik'le bir görüşme de sağlandı o süreçte. Ondan sonra arkasından da Ozan Arif arandı Sayın Genel Başkan tarafından. Tabii bu aradan bir zaman geçerken birer gün, ikişer gün arayla oluyor bu. Ozan Arif'i aradığında Ozan Arif de ben dedi bir otoyolda gidiyorum demiş. Ve arkasından da hangi dağda kurt öldü de bizi arıyor filan şeklinde söylemiş ama ben tabii şey yapmıyorum. Orada çok duymuyorum konuştuklarını fakat kendisi ifade etti. Şimdi bunun üzerine bir süre sonra Ozan Arif'le görüşüyor. Ozan Arif'le görüştükten sonra Ozan Arif'e gelirseniz görüşelim iyi olacaktır bu görüşme şeklinde bir açıklamada bulunuyor. Aradan bir süreç geçiyor. Tabii burada şöyle bir şey var. O zaman Ozan Arif'in gelmesiyle beraber yerinin dar olacağını, alanlarının sıkışacağını düşünenler hemen aktif bir şekilde bu görüşmenin olmaması, yapılmaması için faaliyete geçtiler. O arada ben aradım. Abi hemen gelmen gerekiyor. Mümkünse gel dedim. O da gelecek hafta geleceğim dedi. Ozan Arif bir hafta sonra hatırladığım kadarıyla İstanbul'a geldi. İstanbul'a geldikten sonra da doğrudan ben hemen gel dedim. Çünkü gel dememizin sebebi şuydu. Bir an evvel gelip görüşmeyi sağlayıp araya bir takım insanların girip bu görüşmenin engellenmesine yönelik çalışmalar yaptığını görüyordum. Onun için de bir an evvel gel dedim. Dedi ki ben dedi şimdi Samsun'a geçeceğim. Samsun'dan Erzincan'a gideceğim. Orada görüşmem gereken kişiler var. Onlarla görüştükten sonra ondan sonra geleceğim dedi. Abi ne olursun gel dedim. Gelmişken mutlaka uğra dedi. Hayır dedi ben arkadaşlarıma danışmadan böyle bir şeye karar veremem dedi.
Peki sen bilirsin dedim. Ozan Arif'ten bir telefon geldi bana. Ali dedi, genel başkan aradı beni dedi ilk başta. O abi dedim, ne genel başkanı, kim dedim. Devlet Bahçeli dedi, yok başta inanmadım. Şaka mı yapıyorsun, espri mi yapıyorsun abi dedim. Yok dedi, önce özel kalem müdür aramış. İşte Devlet Bahçesi'nde görüşmek istiyor demiş. Ondan sonra işte genel başkanı bağlamış. Orada konuşmuşlar. Benimle görüşmek istiyor. Senin düşüncen ne dedi. İşte benim gibi birkaç kişi daha aramış Arif abi fikir almak için. Vallahi ben de zaten o anda söyledim. Abi dedim, git görüş ama bütün eteğinizdeki taşları dökün. Yani şu davayı tekrar dedim bir canlandıralım. Bunun akabinde zaten Arif abi 3-4 gün sonra İstanbul'a gitti. Orada da günübirlik konuşuyorduk zaten kendisiyle. Önce bir erteleme oldu. 3-4 gün işte şu an müsait değil genel başkan. Zamanı yok. Biz size geri dönüş yapacağız. Böyle bir haberler aldık. En sonunda işte genel başkan sizinle görüşmek istemiyor diye bir haber geldi. Ondan sonra Arif abi tekrar döndü. Tabii bunun içeriğini bilemiyoruz. Neden oldu, niçin bu görüşme gerçekleşmedi ama Arif abi zaten dediğim gibi o an birkaç kişi aradı yani bu fikir aldı. Görüşmek yani görüşmesini isteyenler oldu, istemeyenler oldu. Ama ben görüşme taraftarıydım çünkü bu kavganın sonu iyi değil yani dava zarar görüyordu. İstanbul'dan beni aradı ve yarın geliyorum dedi. Ben de abi bir dakika bir gideyim görüşeyim de sen genel başkan müsait mi? Durum nedir? Oradan alacağım bilgiye göre ben size gelin ya da gelmeyin diyeyim dedim. Gittim görüştüm dedi ki gelmesin. Gelmesin deyince ben de abi şu anda çok meşgul. Daha sonra ben sizi görüşme gerçekleşecek olursa ararım dedim ve öylece kaldı. Görüşme gerçekleşemedi. Ozan Arif'e yönelik sözlü saldırılar fiili saldırıya dönüştü. Artık konserlerine baskın düzenleniyor. Ozan Arif'in lehine yazılan makaleleri kaleme alan gazeteciler şiddete maruz kalıyor. Kendisiyle görüşen ülkücüler tehdit ediliyordu. Bir gün terzi dükkanına geldiğinde garip bir ruh hali içindeydi. Yüzünde hem huzur hem de acı vardı. Hayatının merkezinde hiçbir zaman para olmadı. O yüzden bir birikimimiz yoktu. Yine beraber terzilik yapmaya başlamıştık. Ben sabah çalışıyordum, o gece. Terzilik yaptığı duyulsun istemiyorduk. Yanlış anlaşılmasın, çalışmanın ayıp olduğundan değil, birilerinin ağzına laf vermekten korkuyorduk. Sabah tezgaha bıraktığı notları hala hatıra olarak saklıyorum. Sabaha kadar pantolon fermuarı diker, hiç de gocunmazdı. Neyse efendim, bir gün terzi dükkanına geldi. Dediğim gibi, yüzünde farklı bir ifade. Acı ve huzur harmanlanmış gibi. Bir şey olduğunu anladım. Ve Arif sende bir hal var. Ne oldu diye sordum. Meğerse yolda eski arkadaşlarını görmüş. Şimdi söyleyeceğim sözler bana ait değil. Ozan Arif'e ait. Aynen şöyle söylemişti. Bazen dışarı çıktığımda eski arkadaşlarımla karşılaşıyoruz. Kimisi yolunu değiştiriyor, kimisi selam verirsem başıma dert gelir diye saklanacak yer arıyor ve bana uzaktan bakıyorlar. Cebimde 5 kuruş para yok ama dimdik yürüyerek geçiyorum önlerinden. Şunu seziyorum, bana kıskanarak bakıyorlar. Çünkü ben düzene teslim olmadım, onlar teslim oldular. O son cümlesi anlayana her şeyi anlatıyor aslında. Ozan Arif düzene teslim olmadı. Onlar teslim oldular. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok sanırım. Konserlerinin yasaklandığı, taşlandığı, araçların taşlandığı günleri yaşadık. O kadar sakin olur ki. O anda mesela başka diğer arkadaşlarımız fevri davranışlarda bulunup tepki göstermek isterler. Der ki bir dakika, sakin olun. Bu aynı zamanda bir kriz yönetimidir. Eğer kriz yönetimini çok iyi yapmamış olsaydı, duygularına yenik düşmüş olsa, nefsine yenik düşmüş olsaydı bazı yerlerde kan akabilirdi. Gerçekten bunları yaşadık. Yakın çevresindeki
Ozan Arif'i sevenler de bunu yaşadılar. Dün Ozan Arif'e küfredenlerin bugün, hatta taş atanların bugün ne kadar onu kaybettikten sonra bir onun boşluğunu hissettikten sonra ne kadar üzüldüklerine tanık oldum. Ozan Arif'e göre MHP bundan daha kötü yönetilemezdi. Ona göre MHP'nin kötü yönetilmesi muhalefette boşluğa sebep açıyor ve iktidar partisi AKP'nin pervasızlaşmasına neden oluyordu. Ozan Arif, AKP'nin barış süreci adına verdiği sürecin daha büyük savaş doğuracağını, Ergenekon operasyonlarıyla Türk ordusuna vurulan darbenin ise sonunun felaketle sonuçlanacağını düşünüyordu. Ozan Arif, yedi düvelin yıkamadığı ordumuzu biz yıkıyoruz, diyordu. Memleketin başka derdi yok gibi asker, asker, asker. Bıktık efendim. Bu kadar rezillik biraz çok gibi sıktık ama yani sıktık efendim. Asıllı asılsız ihbar aldıysak, albay yarbay teğmen gıcık olduysak, binbaşı yüzbaşı kimi bulduysak götürüp içeri tıktık efendim. İmzanın kurusu, imzanın yaşı, bu resmen askerle bir it dalaşı. Ergenekon karton, jitemci başı, her askere bir kul taktık efendim. Yeter artık canım, bitsin bu gayda. Suçlu kim, suçsuz kim, suç hangi boyda? Lan paşa kalmadı genelkurmayda, tek tek icabına baktık efendim. Aa, bazı paşalar biraz kalınca, inceldiler ulufeyi alınca, işimize gelen paşa olunca altına araba çektik efendim. Bu ne buz, bu ne garez, bu ne kin. Sakin ol demeyin Arif'e sakin. Yedi düel yıkamadı velakin biz bizim orduyu yıktık, yıktık efendim. Ozan Arif bir taraftan AKP iktidarının yanlışlarıyla, diğer taraftan da MHP yönetimiyle kavgasını sürdürüyordu. MHP yönetimine karşı verdiği mücadelesi 1 Kasım 2015 tarihindeki seçimlerden sonra nihayet meyvesini verdi. Yenilgiden usanan ülkücüler MHP yönetimine karşı bir nevi isyan başlattı. Olağanüstü kurultay talepleri eyleme dönüştü. Yani düne kadar namertliklerini, alçaklıklarını bırakmadığımız insanların kanatlarının altına sığınarak bu hareketin evlatlarına böyle bir zulmü yapmak fevkalade üzücü, fevkalade acı verici. Ama beni kendi yaralarımı kaşımaktan ileri götürmeyenlere Allah bildiği gibi yapsın. Yani yine beddua etmek istemiyorum. Bu insanların omuzlarında getirdiği, omuzlarında bir yerlere oturtturdukları insanların o imkanları bu insanlara karşı kullanmaları çok acı verici, ızdırap verici. Diyecek başka bir şey de bulamıyorum. Bu iş bitti. Burada kalmayı becerebilseler bile bu iş bitti. Bundan sonra onlardan hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ülkücülerin MHP yönetimini değiştirme istekleri herhangi bir sonuca ulaşmadı. Devlet Bahçeli yönetimi AKP iktidarına yakınlaştı ve bir mahkeme kararıyla kurultay süreci son buldu. Devlet Bahçeli'nin başkanlık sistemine de yeşil ışık yakması Ozan Arif için bardağı taşıran son damla oldu. Artık şiirleri ve yazıları hiç olmadığı kadar sertti. Şerefsiz ismini verdiği şiiri olayı mahkeme koridorlarına kadar taşıyacaktı. Evet, MHP lideri Bahçeli'nin Ozan Arif hakkındaki suç duyurusu ve ayrıntılarını gerekçesiyle birlikte paylaştık. Şimdi Ozan Arif, Arif Şirin, Sayın Arif Şirin şu anda telefon attığımızda. Ozan Arif merhaba.
Hoş geldiniz yayınımıza efendim. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk Lale Hanım. Buyurun. Evet, sizin aslında açıklamalarınız var. Ben bir destan yazdım, adını da şerefsiz koydum. Kim üzerine alınıyorsa, yakıştırıyorsa, kim bunu üstüne alıp mahkemeye veriyorsa onun bileceği iş diyorsunuz ama ne diyeceksiniz Sayın Bahçeli'nin bu suç duyurusu için? Vallahi bir anlam veremedim, bilemiyorum. Yani bu denli böyle bu işi mahkemeye taşıyarak yani sahiplenmelerine şaşırdım inanın. Siz benim vereceğim cevabı da okumuş oldunuz esasında. Yani ondan farklı bir şey de söylemiyorum. Hı hı. Ben bir destan yazdım. Hı hı. Adını şerefsiz koydum. Benim böyle bir destanlarım vardır bazen. Evet, evet. Yani işte böyle genele mağdur. Hı hı. O tipleri her mahallede, her köyde, her yerde bulabilirsiniz. Evet. Ben o destanın adını şerefsiz koydum ama ben bir şerefsiz için yazmadım ki onu. Her şerefsiz için yazdım. Evet. Kimin üzerine uyuyorsa ondan gocunur diye düşündüm. Hayret ettim. Yani isim yok, isim yok, şu yok, bu yok. İçinde birileri aldı bunu mahkemeye kadar taşıma böyle şeyinde bulundu. Yani anlamsız buldum. Şimdi tabii ki iddia edenler iddialarını ispatlama durumundalar. Benim o şerefsiz adlı destanımı benim mahkemeye verenler, bu şerefsiz, tarif edilen şerefsiz, işte bu biziz filan gibi böyle bir ispatı yaparlarsa benim yani diyecek bir şeyim yoktur. Yani üzerlerine alındılar diyorsunuz. Türkiye 16 Nisan 2017 tarihinde başkanlık sistemine geçiş yaptı. Ozan Arif artık ne sadece ülkücülerin ne de sadece solcuların vereceği mücadelenin Türkiye'de bir şeyleri değiştireceğine inancı kalmamıştı. Şimdi lise yıllarında olduğu gibi tüm milletini cumhuriyet değerlerini geri kazanmaya ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şemsiyesi altında toplamaya çağıracaktı. Ey Atatürk, sen Türk'ün zor gününde yetmişsin. 38 yılında bu dünyadan gitmişsin. Anlatılanlarla güya ben seni tanıyordum. Tanımaktan ziyade tanıdım sanıyordum. Günah sevap kul için sen de Allah kulusun. Ama şunu gördüm ki Türklük aşkı dolusun. İşte ondan seni ben atamsın övüyorum. Hele şu son yıllarda acayip seviyorum. Sebebi de şu paşam, ben seni adım adım Türklük ayak altına alınınca anladım. Ozan Arif, şerefsiz şiirini yazdığında kemoterapi tedavisi görüyordu. Ve bedeni artık bu kaygılı, sıkıntılı hayata dayanamıyordu. Yaşadığı stres dolu hayatın reçetesi acı oldu. Kanser teşhisi konmuştu. Fakat hastalığı mücadele azmini kıramamıştı. Yazılarına ve şiirlerine devam ediyor, tedavisi de olumlu yönde ilerliyordu. Ta ki o güne kadar. 4 Nisan 2018. Ozan Arif her 4 Nisan'da Alparslan Türkeş'in kabrini mutlaka ziyaret ederdi. 2018'in 4 Nisan'ında da hastalığına ve doktorların uyarılarına rağmen başbuğum bekler diyerek Ankara'ya doğru yola çıkmıştı. Fakat onu Türkeş'in kabrinde kötü bir sürpriz bekliyordu. Onun kabri alınmaması için bir grup MHP'li çoktan organize olmuştu. Şöyleydi gelenek, ilk önce Alparslan Türkeş için mevlüt okutulur. Ondan sonra kabre geçilirdi. Bu her sene olan rutin bir şey yani her 4 Nisan'da Ozan Arif bunu tertiplerdi. O 4 Nisan'da bu Devlet Bahçeli yönetimiyle gerginlik iyice artmıştı artık. Hani has safhaya ulaşmıştı. Camiden çıktığında haber geldi. Etrafı çevirmişler. Ozan Arif'i kabre sokmayacaklar. Bunu duydu. Etrafındaki insanları uzaklaştırdı yanından. Hani kimseye bir kaza bela gelmesin orada bir sıkıntı olursa diye. Ondan sonra bastı gitti kabre. Biz de takip etmiştik arkasından. Şimdi kabre girdiğinde
Tabii hemen etrafını çevirdiler arabadan indiğinde. Benim bekliyorsunuz çocuklar dedi. Yani çocuklar da şöyle söyleyeyim, 18-19 yaşlarında böyle siyah takım elbiseyi giydirmişler falan, biraz böyle Kurtlar Vadisi edasında bir grup. Orada bir şey çıktı, kargaşa çıktı. Şeyi biliyorlar. Ozan Arif'in en hassas noktası Alparslan Türkeş'tir. En hassas yerinden vurdu o gün. Orada bir arbede oldu. Ben şuna dikkat etmiştim. Şimdi o arbede sırasında ne bir telaşa kapıldı ne bir şey. Yani etrafında bir gürültü kopuyor. O hiç şey ne sağına bakıyor ne sonra, böyle uzaktan Alparslan Türkeş'in kabrini gözetliyor. Kabrine bakıyor. Arada da 20 metre falan bir şey var. 20 metre bir mesafe var. Durdu bir süre baktı hiçbir şey demedi. Döndü arabaya bindi ama yüz ifadesi çok şeydi yani, çok değişikti. Yani böyle sanki o 20 metre onda bir noktaya dönüşmüştü. Ve ben o yüz ifadesi şunu görmüştüm yani, o son noktaydı onda. O günden sonra Ozan Arif yer yer yazılarına, şiirlerine devam etse de günden güne içine kapanmaya, suskunlaşmaya başladı. Türkeş'in kabrine alınmamayı içine sindirememişti. Artık hastalığıyla da eskisi gibi mücadele etmiyordu. Çevresindeki sevenleri birbirine dinlendirmese de hepsi acı gerçeğin farkındaydı. Ozan Arif son yolculuğuna hazırlanıyordu. Yavrum, senin geldiğini görersen ada kadar. Özledim işte, Ozan Arif'in defni sırasında binlerce ülkücü ve seveni "Ozan'ım, hakkını helal et bize" diyerek slogan attı. Ozan Arif hakkını helal eder mi? Bilinmez. Ama bu dünyadan kırgın ayrıldığı muhakkaktır. Ozan Arif'e öyle bir iftira yapıldı ki... İftirayı yapanlar ne yazık ki bizim geçmişte ülküdaşlarımız. İftira attıktan sonra acaba hiç oturup bu arkadaşlarımız düşündüler mi, düşünebildiler mi, kendilerini muhasebeye çektiler mi, kendilerini sorguya çekebildiler mi? Ya dirisinden özür dilemediniz bari. Ölüsünden özür dileyin, af dileyin. Çünkü çok çektirdiniz. Yani Ozan Arif halk içinde ne nasıl geliyorsa öyle konuşuyor. Hareketin bir ölçüsü vardı. İşte bu hareketler bu ölçüye sığmıyordu kardeşim. Yani orucu su bozuyorsa bozuyordur. Ülkücü harekette bu hareket yapılsa yanlıştır. Bitti. İkna edemezsin. Bu ölçüyle bakıyor. Yani hareketin bir ölçüsü vardı.
her olaya Ozan Arif hareketin ötüsüyle bakıyor. Çok güzel günlerdi o günler. O aramızdaki sevgi, muhabbet. Düşünün ki koskoca bir salon 5000 kişinin üzerinde tıklım tıklım dolu. Koridorlar dolu, merdivenler dolu ve bir tek yürekten bir tek ses çıkıyor. Bu mutluluğu kelimelere sığdırmak mümkün değil. Ozan Arif bana göre Türk milliyetçilerinin olduğu kadar Türk milletinin Ozan'ıydı. Bu ülkede yaşayan, cebinde benim gibi Türk Cumhuriyeti kimliği taşıyan her insan benden fazla, benden eksik bir taraf yok. Benim kadar onun da vatanı, Ozan Arif'e böyle bakardı.